Habertürk'e hoş geldiniz. Habertürk gündemle karşınızdayız. Ben Faruk Aksoy. Sayın seyirciler, önemli bir tartışma akşamında yayında birlikteyiz ve çok değerli konuklarım stüdyoda. Bu akşam özellikle İsrail'in bölgeye yönelik hem İran hem Lübnan hem Suriye bu bağlamdaki saldırılarını konuşacağız. Ayrıca bu işin Türkiye'ye ne kadar yakın olup olmadığını değerlendireceğiz. Tabii bu arada TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kim neden düzenledi ve bu olayın arkasında ne olabilir ihtimallerini tekrar masaya koyup <laughs> enine boyuna değerlendireceğiz. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parlamentoda dem milletvekillerine el uzatmasıyla başlayan sürecin bugün gelinen noktası artılar ve eksileri değerli konuklarım tartışıp konuşacaklar. Ben de sorularıyla sorularla onlara bir yol açmaya çalışacağım. Önce stüdyodaki konuklarımı sizlere tanıtayım. Sonra çok kısa bir ara verelim. Çok kısa bir ara ardından dönelim ve tartışmaya başlayalım. Profesör Doktor Mehmet Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Farklı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Serkan Toper hukukçu. Serkan Toper hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için sağ olun. Gürsel Tekin Eski CHP Genel Sekreteri Sayın Tekin hoş geldiniz. Eski CHP değil, CHP halen yeni. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hayır bu Türk dil kurallarına <laughs> uygun bir şey. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Uygun. Yani bu çok tartışılır ama öyle değil. Yani eski Aha. CHP orada doğrudur. Doğru kullanmıyor. Abi o zaman doğru dava tamam. bitti. CHP Genel Başkanı hani Belki şey gibi yani. Belki doğru olan fark var. CHP eski genel sekreteri. Öyle Daha, değil ama. Öyle değil. Ben, bu, bu, ben, bu, ben bu. de baktım bu, doğru söylüyor. Doğru. Eski CHP genel sekreteri Vatandaşların uçağında sizin dediğiniz gibi yani. Evet. Fenerbahçe eski teknik direktörü değil. Cem Küçük doğrusu. Cem evet. Küçük <laughs> bu arada. Hoş geldin Cem. Teşekkürler sağ olun. Gürsel abi Kars'ta hemşehrimiz bizim. Aynen. Herkes onu CHP'li Kars'ta <stüdyora>. Gürsel Tekin olarak biliyor. Hepimiz bin görüyoruz. Her şeyde önemli. Birlikte. <laughs> tamam, ben araya gidebilirim. Buyur. Gideyim araya, sonra dönelim. Ee, çok kısa bir ara, aranın ardından değerli konuklarıma, özellikle İsrail'in bölgeye yönelik saldırılar ve diğer başlıkları sorarak e, Habertürk gündeme başlayacağız. <laughs> Döndük içeriye Habertürk gündemde biraz önce. Konuklarımı tanıttıktan sonra anlattığım başlıkları tartışmaya başlıyoruz. Önce Profesör Doktor Mehmet Özkan'la Mehmet Hocam'la başlayacağım. Hocam tabi İsrail'in İran'a yönelik cevabını önce konuşacağız. Bu bir cevap mıdır, değil midir? Yoksa İran'ın saldırısının ardından İsrail'de hani biraz ortamı soğutmak için böyle kontrollü bir cevap mı verdi? Nasıl görüyorsunuz? Ne oldu orada? Şöyle e, baktığımız zaman e, aslında tam Amerikan seçimlerine zaten 6-7 gün kaldı. 8 gün kaldı. Seçim öncesinde İsrail biraz e, dengeli bir cevap verdiğini görüyoruz. Çünkü en temel mesele şuydu. İran İsrail İran'a saldırırken herhangi bir nükleer e, herhangi bir nükleer mekanı mı saldıracak yoksa bir petrol mi saldıracak? Temel mesele buydu. Baktığımız zaman yapılan saldırıda aslında savunma sistemine bir müdahale var ama doğrudan ne petrol rafinesine ne de bir bir şekilde bir nükleer siteye saldırı yok. Her ne kadar işte birine bir Petrokimya merkezine saldırı olsa da. Dolayısıyla bir dengeli bir saldırı olarak görüyorum. Biraz daha tonu düşük bir saldırı. Hatta İsrail'de bile çoğu bu saldırının yeteri kadar iyi olmadığını, ileri gitmesi gerektiğini iddia eden bir sürü milletvekili ve İsrail kamuoyunda da bu tür tepkiler var. Tabii bunda bir diğer konu da şu. Çünkü seçim öncesi eğer İsrail Tansiyonu daha da artırırsa bu başka bir boyuta gidebilir. Çünkü İran, İran'da bir nevi her bir şekilde cevap veriyor artık geri kalmıyor. Onun için çok daha kontrollü bir saldırı düşünüyorum. Artı ikinci bir nokta. Bir taraftan İsrail bunu saldırdı ama bence bu saldırı biraz uluslararası basının tüketimine yönelik bir saldırı. Asıl İsrail hala faaliyetlerini, özellikle işgal faaliyetlerini hem Gazze'de hem de Güney Lübnan'da devam ettiriyor. Mesela bugün bile işte Sidon'da 8 kişi hayatını kaybetti, 25'ten fazla yaralı var. Bugün işte Gazze'nin kuzeyinde bir hastanede bir sürü sağlık çalışanını göz e, gözaltına altı vesaire dolayısıyla asıl ama asıl yapmak istedikleri biraz Lübnan'ın güneyinde ve Gazze bölgesinde. Gazze'de. Dolayısıyla biraz İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı biraz uluslararası basının tüketimine verilmiş kontrollü, dengeli bir saldırı olarak görüyorum. Bir taraftan da çünkü Amerika tarafında bir baskı vardı. Özellikle Biden tarafından çok fazla ileri gitmemesi, işte petrol petrol sahalarına durulmaması çünkü bu, bu olursa bir şekilde küresel anlamda başka bir şey konuşulabilirdi enerji vesaire anlamında etkili olurdu. Dolayısıyla Kontrollü, dengeli ama bir taraftan da kendi açısından hedefine ulaştığını tırnak içinde siyasetten ilan eden bir saldırı diyebilirim. Ama en nihayetine baktığımız zaman biraz makyajvari bir saldırı olduğunu söylemek Peki yarın mümkün. ne olacak İsrail açısından? Ne yapacaklar? Şimdi şöyle yani eğer İran, şimdi İran'a baktığımız zaman İran açıklamalarına İran bir cevap vereceğini söylüyor. Hatta Birleşmiş Milletler muhtemelen pazartesi toplanacak, bir tepki olacak. Ama ben İran'ın da çok fazla ilerleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ilk İran'ın saldırı sonrası İsrail'in çok daha büyük bir saldırısı bekleniyordu. Şu an ton düşmüş durumda. Muhtemelen İran'da daha kontrollü bir saldırı yapacaktır diye düşünüyorum. Eğer İsrail tarafından bir provokasyon olmazsa, yani bir şekilde ya da ya da İsrail bir şekilde Gazze'de ve Güney Sudan, Güney Lübnan'da sıkışmazsa, bunu çok ileri götüreceğini düşünmüyorum. Yani biraz tansiyon düşüyor çünkü herkes. Malum 5 Kasım'daki Amerikan seçimlerini bekliyor. Kimin geleceğine göre pozisyon alacaklar. Harris kazanırsa belki farklı bir pozisyon alacaklar. Trump kazanırsa farklı bir pozisyon alacaklar. Dolayısıyla artık bir nevi herkes bölgedeki tansiyon bile artık genel gidişatını Amerikan seçimlerine daha yakından kilitlemiş durumda diyebiliriz. O zaman İran'ın İsrail'e yönelik olarak gerçekleştirdiği füzeli saldırı İsrail'i biraz dizginledi diyebilir misiniz? Şöyle e, dizginledi demek belki yani e, şöyle e, belki farkına ama şu İran gücünü gösterdi İsrail'e yönelik. E, neler yapabileceğini potansiyelini gösterdi bir nevi. Buna karşı e, İsrail hala e, potansiyelini göstermedi belki. Ama İsrail şunun farkında, İsrail özellikle e, Kasım Süleyman'ın ölümünden sonra özellikle Kasım Süleyman'ın İran içindeki kurduğu ve İran'ın proksilerindeki vekaletlerindeki Hizbullah vesaire kurduğu güvenlik sistemini dağıtmış durumda. Biz bunu gördük işte. Yani Nasrullah'ın öldürülmesinden bu tolki bu konuşma telekonuşma telefonlarına vesaire birçok patlamalara kadar aslında e, İsrail e, İran'ın e, yani e, şeyin kurduğu Kasım Süleyman'ın kurduğu güvenlik sistemini çökertmiş durumda. Büyük oranda bence İsrail'i tatmin eden mesele bu. Yani Hizbullah'ı daha zayıflatmış durumda görecel olarak. İran'ın belki nelere işte İsmail Haniye İran'ın göbeğinde Tahran'da vuruldu. Bunlar ciddi şekilde İran içerisinde bir travma yani bir güvenlik krizine ulaşmış durumda. O güvenliğin tekrar, tekrar toparlanması gerekiyor. Bence biraz İsrail o anlamda kendince gerçek kazançları burada olduğunu düşünerek Biraz da Amerika'nın baskısıyla çok fazla ileri gitmedi. Çünkü asıl amacı İran değil bence İsrail'in asıl amacı en temelde Lübnan'ın güneyi ve Gazze meselesi. Dolayısıyla biraz o tarafa doğru yoğunlaşmış durumda diyebiliriz. Peki. Cem Küçük bu bir cevap mı? Yani İsrail'in İran'a yönelik saldırısını gerçekten İsrail'in verdiği bir cevap olarak değerlendiriyor musun? Şimdi ben tarafların açıklamalarına bakıyorum. Yani IDF'in, İsrail savunma güçlerinin başındaki kişi gece, cumayı cumartesiye bağlayan gece, ikiydi galiba ben bak, açıklamalar yaptı bir de sabaha karşı. Dedi ki biz S-300 ve S-400'lerin rotalarını ve hava savunma sistemlerini vurduk. Dedi. Yani bu şey açısından önemli. Nereye vurdukları açısından yani Suriye'den ve Irak'tan yani İran bir bomba attığında ya da füze attığında Irak ve Suriye üzerinden İsrail'e gidiyor ya o hattı kestiğini söyledi ve S-300'lerle S-400'leri vurduk dedi. Hatta buna şu kelimeyi kullandı preparation bir, hazırlık devamı gelecek dedi. Dolayısıyla bence bu bir öncü saldırı. Yani sadece neresi olduğunu gördü. Birkaç askeri tesisi vurdu. O kesin. Yani bazı İsfahan'da filan onu gördük. Bazı yerleri vurdu ama bu sinek ısırığı gibi bir şey oldu. Yani böyle bizim beklediğimiz İsrail hani Hasan Nasrallah 80 kilo bomba atan Gazze'ye yerle bir edip soykırım yapan İsrail'in daha büyük bir şey yapacağı en, e, endişesi vardı. Yapmadı veya yapamadı. Ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi hani boks rakibi benzetmem vardı. Yani e, Raki'nin Rus'un burnunu kanatması gibi bu ya bunun burnu kanıyormuş demesi gibi İsrail'de İran'da İsrail'in burnunu son saldırılarla kanatmıştı. Ve İsrail'ler panik oldular. Bugün önemli bir şey oldu Faruk. E, Mossad'ın olduğu binaya Tel Aviv'de büyük bir kamyon saldırısı oldu. Evet. 32 yaralı var. 6-7'sinin durumu ağırmış. Tam yanı, yanlarında bomba olduğu da söyleniyor ama bir bomba patlamadı ama kamyon kalabalığın arasına daldı. Şimdi Mossad binası önemli. Bu bir önceki saldırıda İran Nevatim Hava Üssü'nü vurdu İsrail'in ve orada 6 tane F-35'i devre dışı bıraktı. Yani aslında İran'da bir şey yapabiliyormuş. Bunu gördük. Şimdi Neticede bugün Mossad'ın vurul, binasının vurulması saldırı İsrail'i korkuttu. Ama ben bir saldırı daha yapacağını düşünüyorum. Ya Amerikan seçimlerinden sonra. Şimdi hani İsrail Amerika hiç dinlemiyor diye bir şey yok. Dinliyor çünkü Amerikalılar defalarca geldiler ve dediler ki sakın nükleer tesisleri veya askeri böyle üretim yaptıkları petrol yerlerini vurma dedi. Onun sebebi de New York Times'ın yazdığına göre Şimdi İsrail'in de elinde gene çok kuvvetli yani bazı silahlar var. Daha ağır olabilir. Bu da bölgesel bir şeye dönüşebilir. Orta Doğu yanar anlamında. O yüzden de İran bunu, İsrail bunu kısıtlı tuttu ama daha büyük bir şey yapabilir mi bilmiyoruz. Yalnız burada dediğim gibi S-300 ve S-400'leri vurdu. Onları etkisiz hale getirdik dedi. Ha ben bu iş çok büyür mü büyümez mi bunu kestirmek çok zor. Ama Amerikan seçimlerinden sonra şu işte önümüzdeki hafta salı Harris veya Trump kazandıktı, kapıdan biri kazandıktan sonra bence daha şey yapar ama yani ben şu tezimde ısrarcıyım. Yani İsrail kendine göre İran'ın dört proksisini bitirene kadar uğraşıyor. Biri Hamas onu bitirdiğini varsayıyor. Çünkü Yahya Sinvar'ı da öldürdü ama Gazze'de katliama devam ediyor. Lübnan, Güney Lübnan'dan girdi. Bombalamaya devam ediyor. Hasan Nasrallah ve yerine geçen herkesi öldürdü. Sonra Husi'leri arada vuruyor ve bir de Suriye'yi bombalıyor arada. İran'ın kendisini direkt tabii o ülke açısından bir şey yapacak durumu yok. Ama bu dördüyle uğraşmaya, daha doğrusu katliam ve soykırım yapmaya devam edecek görüyor. Amerika da bunu onaylıyor. Nereden biliyoruz? Mesela Amerika diyor ki ya bu katliam tamam, soykırım. Mesela Harris katli buna soykırım dedi. Bakın Twitter'da bir izleyicinin cevabına bu katliam soykırım dedi. Bunu söyledi. Ama mesela Anthony Blinken diyor ki bu saldırılar falan tamam ama ya hizbullah da biterse iyi olur. Amasta biterse iyi olur. Yani onlar da veya Husiler'de de biterse iyi olur. Bence o konuda destek veriyorlar. Bir yerde sınırı tutmaya çalışıyorlar kendilerine göre ama o sınır bence çoktan aşıldı. O yüzden haftaya salıya kadar bir şey olmaz bilemiyoruz hani. Belki de yapacaklar ama haftaya salıdan sonra ben İsrail'in İran'a saldırı yapacağı kanaatindeyim. Burada İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında çok daha derinlerde İran'la karşılıklı olarak ilginç bir anlaşmaya varmış olabilir mi? Ya bu bana şimdi bu bize... şehir efsanesi. Hayır ben ben bence yani ben evet. farklı fikirlere saygım var ama <laughs> uluslararası ilişkileri okuyoruz bu kadar gazete dergi her şeyi takip ediyoruz yabancı şeyle bakıyoruz yani bu bir kere Hasan Nasrallah öldürdü yani İranlı komutanları öldürdü şimdi iki ülke anlaşacak ama siz Suriye'de Amerikan İran büyük vuracaksınız bu nasıl bir anlaşma olur veya İran'a bomba atıyorsunuz veya İran'da işte ee, nük nükleer fizikçileri öldürüyorsunuz. İsmail Haniye'yi orada öldürüyorsunuz. Oraya bomba atıyor, Nevati Müsli'ni vuruyor. Bu bir şey. Hani böyle anlaşıyorlar. Bu Şerif Mardin Hoca'nın ayrıntıyı bilmeyen komplo yapar demesi Uf, gibi. Ben bunun komplo ve gerçekle bağdaşık bir şey değil. Reelde de bir karşılığı yok bunun. Ama İsrail şunu biliyor. İsrail aptal bir devlet değil, akıllı bir devlet. İran'ın da boş olmadığını gördü. Çünkü bir cevap verdi ona. Orada bir tedirginlik var. Bir de İran, İsrail demokrasi. Yani İsrail'de toplum bakma yani tamam bu savaşa destek tırnak içinde katliamlara destek veriyor ama kendi içlerinde de bir dengeleri var. O yüzden de o demokratik mekanizmalar şey devam ediyor. Şu da bir efsane. Yani tra, yani bu savaştan dolayı yani İsrail'in katliamlarından dolayı İsrail halkı Netanyahu istemiyor da bir safsata. Onlar kendi iç dengelerinden muhalifler istemiyor. Yoksa bu savaş konusunda İsrail kamuoyunda herhangi bir şey yok. Ama böyle Gideon Levy gibi Hades gibi bazı gazete ve gazetecilerin belli konularda muhalefet olduğu kesin. Biz tekrar İsrail meselesine evet. dönersek, e, İsrail gerçekten ciddi ve yeteri bir cevap verdi mi Sayın Tekin? Önce ben de e, bütün Adana e, halkına geçmiş olsun diliyorum. Çünkü bir önceki depremden kaynaklı e, çok sorunlu binalar vardı. İnşallah e, bugüne kadar onlar giderilmiştir. ...giderilmediyse tabii onlar bir sorun yaratabilir. Önümüzdeki saatlerde bunları göreceğiz. Şimdi aslında bütün bu sürece baktığımızda bu 20 yıl, 30 yıllık bir projedir. Yani bugüne mahsus değildir. Bu projenin mimarı da Amerika'dır. Amerikansız herhangi bir ülkenin Orta Doğu'da bir oyun kurması mümkün değil. Baştan itibaren. Yani İsrail'in bu operasyonu başlattığı günden itibaren Orta Doğu coğrafyasının her noktasında... Amerika'nın savunma sistemi bekliyor. Yani bu nedir? İsrail'i muhafaza edecek. İsrail ne yapıyor? İsrail'i dikkat ederseniz, işte Gazze diyorduk ve neredeyse Gazze'yi unutur hale geldik. Çünkü Gazze gerçekten şu anda çaresiz bir çare bir vaziyette. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde işgal edilebilir duruma gelebilir bu seçimden sonra. İkincisi Lübnan'dı. Yani daha çok İran'la sorunu İran o vekalet savaşçılarından vazgeçse büyük olasılıkla sizin biraz önce söylemiş olduğunuz tez belki gerçekleşmiş olur çünkü İran'dan bundan vazgeçmesi mümkün değil ve öyle bir durum oldu ki İran'ın hani hepimizin gerek bizlerin gerek bizlerimiz bizim dışımızdaki ülkelerin İran'la ilgili daha farklı bir şey vardı yani. 3000 yıllık geleneği olan, güçlü olan. Tam da böyle değil. Yani işte gördüğümüzde İsrail ne yazık ki zaman zaman evinde, ocağında, başkentinde operasyonlar yapabilecek bir kabiliyete vardı. Burada tabii en önemli şey iktisattır. Yani ekonomikmen çökertiyor sizi. Onun için önümüzdeki süreçte de ben de CEM'e katılıyorum. Seçim bitimine kadar... Çok fazla bir sorunun olacağını zannetmiyorum. Ama seçimden sonraki şeye baktığımızda büyük olasılıkla Lübnan büyük şeyden temizlenecek yani. Gazze başka bir şey olacak. Ve Orta Doğu'daki o boşlukta yaratılan o boşluk çünkü Orta Doğu şöyle bir durum. Hocam biraz sonra belki bu konuda uzman olduğu için daha net olarak açıklayacak. Gerek İran'ın gerek Türkiye gerek Irak e, ve bütün bu ülkelerin yaratmış olduğu o otoriter sistemlerin yaratmış olduğu büyük bir nüfus boşluğu var. Kimileri işte terör örgütleriyle kendilerini konumlandırmış, kimileri tamamen dışlanmışlar. Örneğin işte mesela orada e, bizim Türkmenlerimiz var. Türkmenler ikiye bölünüyor. Bir Sünni Türkmenler, bir Alevi Türkmenler var. Yani biz ancak Sünni Türkmenlerle ...ilişki kurabilmişiz. Alevilerle kuramamışız. Buradaki boşlukta da... ...faydalanarak... ...işte bu ülkeler ne yazık ki... ...demokrasi, hukuk... ...bir... ...özgürlükler şeyine geçmediği için... ...bu muhalif ekipleri de... ...kullanarak... ...güçlü bir, önümüzdeki dönemde... ...güçlü bir pozisyona girebilir. İran bununla ne kadar... ...baş edebilir? Doğrusu bilmiyoruz. Yani Amerika'nın elindeki bugün... O güç karşısında İran ne kadar mücadele eder bilmiyorum. Ama İran o vekalet savaşçılarından vazgeçerse belki bir sulh olabilir. İran'ın da onlardan vazgeçmesi şu anda mümkün değildir. E, gerek e, Irak'ta, gerek Suriye'de, gerekse e, Lübnan'da çeşitli yerlerde e, çok güçlü bir kadrosu var. İran bu suskun kalacak mı? Hayır kalmayacak. Çünkü İran'ın da... ...bu kadrolarına, bu ekiplerine bir moral üstünlüğü vermek zorunda. Yani sürekli dayak yiyen, sürekli öldürülen, sürekli sorunla karşı karşıya kalan bir ortamda. Kısacası bu Orta Doğu coğrafyası seçim bitse de sorun bitmeyecek. Uzun vadeli bir sorundur. Önümüzdeki dönemlere baktığımızda büyük olasılıkla çokça haritalar değişecektir. Minik minik ülkeler olabilir. Ee, İsrail'in güvenliğinin sağlanması için Amerika bu konuda çok açık, aleni bir şekilde de ifade ediyor yani. Çok şey yok. Ee, Körfez'i zaten neredeyse elinin altına almış. Ee, Amerika'ya direnebilecek ya da itiraz edebilecek çok az sayıda ülkeler var. Bunun bir tanesi de Türkiye'dir. Önümüzdeki günlerde tabii ki sorun gittikçe biraz daha derinleşmiş olacak seçim bittikten sonra. Peki. Serkan Toper, İsrail'in İran'a verdiği cevabın gerçek bir cevap olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. E, sizce de İsrail yeteri kadar İran'a bir cevap verdi mi kendi açısından? Aslında Orta Doğu'daki gelişmeleri, İsrail'in Gazze işgali, hocamın biraz önce bahsettiği Güney Lübnan'daki emelleri ve emellerinin bununla sınırlı olduğu noktasındaki tespit evet şu an için emelleri bununla sınırlı. Ama İsrail'in İran, Irak ve Suriye buradaki istikrarsız durumu da fırsata çevirmek suretiyle Davut Koridoru dediğimiz emellerini hayata geçirme noktasında her geçen gün cidden bir devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacak adeta yayılmacı bir terör devleti refleksiyle Orta Doğu'da nasıl siyasi istikrarı bozmak için önceden planlanmış bir strateji hayata geçirdiğini görüyoruz. Kim eliyle? Suriye'de özellikle Amerikan varlığının temel sebebinin İsrail'in bu emellerine zemin oluşturmak, alan oluşturmak olduğu da her geçen gün netleşiyor. Davut koridorunda kimler kullanılacak? Değil mi? Vekalet askerleri kullanılacak. Bu vekalet askerlerinin en başında ve Amerika'nın örgütlediği yapının adı ne? YPG, PYD, terör örgütü. Ve Tam da terör devletini Akdeniz'e buluşturma projesi bizim Suriye'de yaptığımız operasyonların temel motivasyonu amacı değil mi? Bunu engelleyebilmek. Terör devletinin kurdurulmasını engellemek. Terör devletinin terör unsurlarının da denizde buluşmasını engellemek. Yani Türkiye'nin güney sınırlarında yaptığı operasyonların sadece YPG, PYD terör unsurlarına değil onların ipini elinde tutan bu siyonist ve emperyalist emellere karşı yapıldığı da her gün daha da su yüzüne çıkmaya başlıyor. Bunlar komplo teorileri olmaktan da ziyade artık bir hakikat olarak gözümüzün önünde durmaya başladı. Bunu da Mossad'a yakın haber siteleri haritalar servis etmek suretiyle genel amaçları ifşa etmek suretiyle artık diyorlar ki evet bu hakikat var. Bu hakikati gizlemenin, saklamanın bir anlamı yok. Türkiye'nin 250 kilometre ötesine gelmiş bir İsrail gerçi. Sadece İran'ın vekalet unsurlarıyla değil, İran'a dahi direkt saldırabilecek bir hoyratlıktan bahsediyoruz. Ve bu vesileyle İran'a yapılan saldırıyı da kınıyorum. Lübnan'a yapılan saldırıyı kınadığımız gibi Gazze'deki insanlığa karşı işlenen soykırım suçlarını kınadığımız gibi. İsrail cidden insanlığın düşmanı olma yolunda son sürat devam ediyor. Yanına kimi almak suretiyle? Amerika'yı almak suretiyle. İran'a stratejik, psikolojik bir ekim saldırısının misillemesi olarak bir saldırı gerçekleştiriyor. Ve orada bakıyoruz ki 5 Kasım Amerikan seçimleri öncesi bu saldırının geleceğini aşağı yukarı herkes tahmin ediyordu. Şu kaygı vardı. Acaba işte petrol tesisleri vurulur, dünyada enerji fiyatları iyice zirve yapar, dünyadaki ekonomik kriz daha da derinleşir vesaire. Evet Amerika bunlara müsaade etmedi, kontrollü bir saldırı yapmasına müsaade etti İsrail'in. İran bu saldırılara cevap verecek mi? İran aslında vekalet askerlerinin dışına çıkmak suretiyle 1 Ekim'de Lübnan'a yapılan müdahaleyle birlikte bir kararlılığı bir ciddiyet ortaya koydu. Suriye üzerinde İsrail emellerinin ne anlama geldiğini biz nasıl bugün tartışıyor isek İran kamuoyunda da tartışılıyor. İran, İsrail'in vaat edilmiş topraklar amaçlarına kimler vekalet askerliği yapıyor? Türkiye'nin o tezkereye hayır, seninle de burada çok tartıştık Faruk Aksu. O tezkere öyle kuru hamaset değildi buna. Niçin hayır oyu verildi? Niçin bu kadar çok tepki gösterdik? Bugün anlaşılıyor ki Türkiye bugün o Davut, Davut Koridoru ile alakalı yani terör devletinin bir İsrail projesi olan bir Amerikan projesi olan terör devletinin kurdurulmama iradesinin ne anlama geldiğini herhalde bugünlerde herkes daha net anlamaya başlamıştır. O terör devletinin Akdeniz'de denizlerle buluşmaması gerektiğinin ne anlama geldiği daha net anlaşılmıştır. Daha net anlaşılması gereken bir konu da bizlerin o tezkereye verilen hayır oyunu bir siyasi mesele, siyasi bir tavır olarak görmemekte ne kadar haklı olduğumuz gerçi. Ve belki birazdan tartışacağız. İşte iç cephe birliklerinden bahsediyoruz. İç cephe birliklerinin ne kadar artık bir keyfiyet değil bir zaruret haline geldiği gerçeğini de yine Suriye üzerinden, İsrail ve Amerika politikaları üzerinden okumak zorunda olduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Şimdi Türkiye ne yapmalı bu süreçte? Türkiye yapması gereken en önemli adım attı. 2016'da başladı Suriye'de güvenlik koridoru. Bu Davut Koridoru projesine karşı SET, terör devletini kurdurmama iradesi noktasında 2016'da başladı. Kah Rusya ve Amerika'ya rağmen, kah onlarla müzakereler yapmak suretiyle, orada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınar operasyonlarıyla önemli güvenlik koridorları oluşturdu. Şimdi temel amaç orada YPG ve PYD unsurlarını tamamen söküp atmak. Bu ne demektir? Amerika ve İsrail'i de oradan söküp atmak. Amerika ve İsrail'in vekalet unsurlarını da oradan söküp atmak anlamına gelir. Ve Türkiye bunu yapmak zorunda yapacaktır da. Süreç içinde Şam'la normalleşme önemli. İki noktada önemli. Bir, Suriye'nin terör unsurlarının, IŞİD, YPG, PYD gibi unsurların oradan temizlenmesi noktasında Şam'la yapılacak işbirliği önemli. İki, diğer önemli meselemiz. Sığınmacı meselesinin, sığınmacı kardeşlerimizin huzur ve güven içinde tekrar Suriye'ye dönmelerini temin için önem arz ediyor. Ve birileri ısrarla bir siyonist proje şeklinde İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Şu an Türkiye'nin ve İran'ın en son ihtiyacı olan şey mezhepsel dürtüler üzerinden karşı karşıya geldi. Hayır en son ihtiyaçlı olan şey bu. Bu tehlikeye karşı da işbirliğini ve iletişimi artırmak zorundalar. Aynı şekilde Irak merkezi hükümetinin de Türkiye ile işbirliğini ve iletişimini her türlü artırması gerek. Bu sadece Türkiye, İran üzerinde bir tehdit değil, bölge ülkelerinin tamamı için çok ciddi boyutta bir tehdit olduğunu da herkesin görmesi kavraması gerekiyor. Türkiye'de terör, ekonomi, bunlar hep jeopolitik, jeostratejik temel olan meseleler. Bugün Suriye'de yaşananların da hem teolojik boyutu var ama takdir edersiniz ki her savaşın, her kavganın arkasında da yine ekonomik gerekçeler var. Bu dönemde iç cephe birlikteliği, siyaset üstü belirli konuları ele alma zaruretimizin temelinde yatan şey de Faruk Aksoy. Evet, tehlike tam da kapımızda tehlike. Bütün bölgeye yayılmak üzere. Neyi tartışıyoruz? İran karşılık verseydi aynı ne olurdu? Bölgesel bir savaşın değil mi? İstikrarsız bir İran. Amaç o değil mi? Irak gitti. Suriye gitti. Bu hep konuşulmuyor bu için. Sırada kim var? İran var. Sırada kim olacak? Türkiye olacak. Artık bu bir komple teorisi olmaktan daha öte odadaki fil gibi ortaya çıktı. Buna karşında artık Suriye'deki Orta Doğu'daki gelişmelerin de siyaset üstü okumalarla iç siyasete yönelik popülist söylemlerden kaçınmak suretiyle tüm siyasi parti liderlerinin bu sorumluluk bilinciyle bu şuurla konuya yaklaşması, bu konuları da iç siyasete malzeme yaparken de her türlü popülist yaklaşımdan da uzak durmaları gerekir. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Profesör Mehmet Özkan hocam, olayın bir de Suriye tarafı var. Soru şöyle. İsrail Suriye'yi vurarak ya da Suriye'deki belli kendine göre mevzileri ve noktaları vurarak Suriye'den de İran'a mı cevap veriyor? Şimdi fark ve şöyle. Aslında İran Suriye'de vurarak biraz alan genişletiyor. Malum Suriye'de sadece şey olarak okumayın, beşer sorak okumayın. Aslında Hizbullah'ın birçok operasyonu vardı Suriye'de. Suriye'deki birçok operasyonu Hizbullah yürütüyordu. Hatta bu saldırılardan yani yaklaşık özellikle Nasrallah öldükten hemen sonra Suriye'nin yaptığı ilk şeylerden bir tanesi Suriye'deki Hizbullah ofislerini kapatmak oldu kısmen. Özellikle insan devşirme, eleman devşirme testlerini kapatmak oldu. Çünkü onun genişleme ihtimalinden dolayı. Ama bir taraftan yani şu İsrail şunu söylüyor. Daha geniş alanı genişletmek istiyor. Yani sadece Lübnan değil Suriye'de olur. Daha ileride evet. gidebilirim vesaire. Bunu psikolojik hava olarak veriyor. <laughs> Şimdi genel resme baktığımız zaman bölgede ben şunu söyleyeyim. Ben bir İsrail-İran savaş çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü İsrail-İran savaşı demek başka bir şey demek. Yani biz bunun olduğu senaryoyu düşünemiyoruz. İran'ın İran, İran İsrail savaşı geniş bir bölge savaşı o demek olur. Yani her açıdan. Yani öyle bölgede küçük küçük şeyler görmez. Arap Baharı'nda benzemez. Demez, Libya'dan bütün Orta Asya'ya kadar her taraf etkileyecek bir şey olur. Bunun için mezhep girer, başka bir din girer, başka boyutlar girer, ulusal çıkarlar girer, batı girer, batı dışı dünya girer. Dolayısıyla enerji krizi girer, işte nükleer nükleer işin nükleer boyut e, mesele girer. Dolayısıyla böyle bir savaşın ben hiç kimsenin göz düşünmüyorum. Onun için dikkat derseniz 7 Ekim 7 Ekim'de beraber başlayan süreçte ve daha sonra İsrail ve İran arasında gerginlikte biraz kontrollü gerginlik sürüyor. Dolayısıyla bunu ben e, not etmek istiyorum. Bunun için çok fazla bir şey gerekiyor. <laughs> Ama Türkiye'deki bu İsrail İran savaş çıkabilirdi. şöyle okumak lazım. Bölge e, 7 Ekim'den beri bir belirsizliğe doğru gidiyor. Dolayısıyla benim okuyuşum Özellikle Türkiye'deki siyasetinde bu belirsizlik ve yani güvensizlik ikliminde... ...bir psikolojik harp tekniği olarak bir yani savaş şey üzerinde toplum hazırlama çabası var. Ben yani o şekilde okuyorum yani ve bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'ye baktığımız zaman birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında e, Gazze boyutu başka bir boyuta geçti. Yani Gazze'de artık daha önce bu ekranlarda da konuşmuştuk. İsrail'in iki tane macı vardı çok net. İlk önce kuzey bölgesini temizleyip aşağı doğru yığmak. İkinci orada bir ara vermek ki bunu verdi dört ay sonra... Daha sonra Gazze'nin güney tarafını daha aşağı Rafah sınır kapısına yığmak ve daha sonra bir ara vermek planın üçüncü aşaması da Rafah'ta bir güvenlik sıkıntısı oluşturarak oradaki Gazze'lileri daha aşağı Sina Yarımadası'na sürmek. En temel. Şu an ikinci aşamada kısmen yani gerçekleşmiş durumda. Üçüncü aşama için bence İsrail seçim Amerikan seçimlerini bekliyor. Bir taraftan seçim sonrası Mısır'ın ikna edilmesi lazım. Birçok boyutu var. Gazze konusunda ise Gazze'de ise aslında temel şey şu. Dikkat ederseniz son dönemde Gazze'de özellikle İsrail bileşmetler askerlerine saldırıyor. Bileşme, hatırlarsanız orada bileşmetler geçici barış gücü var, UNIFIL. Burada 10.300'den fazla asker var. 50 ülkeden dolayısıyla ısrarla onları onlara saldırıyor. Orada temel sebebi şu. Buradan BM asker güçlerini çekilme çekmesini istiyor. Çünkü orada olabilecek herhangi bir tırnak içinde soykırımdır, katliamdır vesaire buna uluslararası toplumun görmesini istemiyor. Net bir şekilde Gazze'de olduğu gibi. Dolayısıyla özellikle BM askerine saldırıyor. Buna karşı ne yapılabilir? Çok net söyleyeyim. Yani Lübnan biraz Gazze'den farklı. Gazze, Gazze konusu olduğu zaman maalesef birçok ülke Gazze'yi yalnız bıraktı. Ama Lübnan olunca başka bir boyut. İşin Fransa boyutu var, Batı boyutu var, Arap dünyası boyutu var. Biraz daha farklı. burada belki yapılması gereken net bir şekilde benim önerim yani bu UNIFIL'in yeniden organize edilmesi gerekiyor. Hatırlayın Gazze Gazze'de ilk savaş başladığı zaman 7 Ekim sonrasında e, Türkiye bir garantörlük sistemi teklif etmişti Gazze'ye. Ve bu anlamda Türkiye dahil birkaç ülkenin orada bir barışın garantörlüğünü İsrail'in güvenliğine sağlayacak ama Filistin'in güvenliğine bir teklif etmiş. Ben benzer bir modelin şu an Lübnan için dillendirmesi gerektiğini düşünüyorum. O da UNIFIL'in yeniden organize edilmesi ve bunu da bunu da Türkiye tek başına yapamaz. Bunu da dillendirmesi belki Türkiye Fransa ile beraber diğer ülkelerle yapmak lazım. Bunun karşılığında da şunu vermek lazım net bir şekilde. Hatırlayın mesela Fransa son belki 6-7 yıldır en çok etkisini nerede kaybetti? Batı Afrika'da kaybetti. Yani Mali, Burkina Faso, Nijer'de askeri darba sonrasında Batı Afrika'da Fransa ciddi şekilde alan kaybetti. Bugün o bölgeye giderseniz net bir şekilde Türkiye'nin etkisini görürsünüz. Nijer'de, Mali'de, Burkina Faso'da, Senegal'de, işte... <laughs> fil dışında vesaire bütün o bölge net gör, Nijerya'da görürsünüz. Dolayısıyla o bölgedeki Ekovas'ın dağılmasına Türkiye'nin bir ara buluş yapması karşılığında ki Fransa oradan o dağılmadan o dağılması daha çok Fransa'nın aleyhine gidiyor ve Rusya daha çok alan açıyor. Onun karşılığında Fransa ile beraber kısmen de Batı destekli Türkiye'nin dahil olduğu Unifil'in yeniden organize edilip belli bir şekilde bir garantörlük sisteminin Lübnan'ın güneyine getirilmesinin tartışması gerektiği bir süreçteyiz şu an. Onun için böyle bir tartışma olmasın diye özellikle İsrail Birleşmeter askerini hedef alıyor. Bunu kaldırmak için. Çünkü bu aynı zamanda bu şu demek buna Lübnan hükümet destek verir. Neden? Çünkü hatırlayın Birleşmeter e, Genel Kurulu'nun Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı var. Bu, bu çok eski bir karar ama çok net bir şekilde Hamas'ın, Fizbullah'ın silahtan arındırılması ve Lübnan toplumunun normal entegre olma süreci var. Dolayısıyla bütün bunların bir paket olarak konuşulduğu hem İsrail'in saldırganlığının Güney Lübnan üzerinden durdurulduğu bir süreç. Diplomatik bir süreç tartışılabilir. Ama biraz daha farklı ve çapraz düşünmenin zamanı geldi. Yoksa İsrail yani Lübnan'ın güneyinde de bunu devam ettirirse bir sonraki bir şey kalmaz. Şunu da söyleyeyim. Ortadoğu gelişimlere baktığımız zaman net bir şunu söylemek mümkün. Yani Suriyelileri Beşer Asad'ın koşarak Türkiye'ye gelmesi lazım. Bana sahip çıkın diye net bir şekilde. Yani koşarak net bir şekilde Türkiye'ye gelip ilişkileri düzenleyelim demesi gerekiyor. Çünkü bir taraftan... Neden demiyor? E, diyor mu demiyor mu ya bilmiyorum. Ya da koşarak gelmiyor sizin tabiriniz Yani e, yani belki e, bir süreç var mı yok mu bilmiyorum yani e, çünkü bu işler biraz daha farklı yürüyor. Hatta o biraz ağırdan alıyor <laughs> mesela biz görüşmek istiyoruz ama o sanki biraz bayıra sürüyor, yokuşa sürüyor gibi. Sanki biraz o da Amerikan seçimlerini bekliyorum ben mi? öyle hissediyorum. Hmm. Biraz o da Amerikan seçimlerini bekliyor çünkü eğer e, İsrail'in saldırganlığı e, saldırganlığı veya ilmacılığı devam ederse e, Suriye'nin Suriye'nin güveneceği bir e, bir İran yok artık. Bir Rusya bile olmayabilir. Yani farklı dengelerden dolayı. Dolayısıyla orada ya e, yani gideceği Amerika tarafı PDPG kampına kaçar ya da Türkiye'ye gelmesi lazım. Onun için bence e, Suriye'de şu an e, seçim öncesi bekleme değerinde. E, onun için yani görünen jeopolitik gerçekler Suriyelilerin koşarak Türkiye ile o normalleşmeyi sağlamasını gerektiren bir zorunlukta Ama şu ana kadar bu olmuş, olm olmuş değil. Dolayısıyla bölgeye baktığımız zaman genel anlamda yani e, bölgede artık net bir şekilde şunu söyleyeyim. Yani bir İsrail saldırganlığı sorunu var. Bunun durdurulması lazım. Nasıl olacağı, hangi şekilde olacağı, uluslararası toplum ne nasıl davranacağı konusu net değil. Çünkü herkes bir şekilde dönüp dönüp 5 Kasım'ı bekliyor. Amerikan seçimlerini bekliyor. Kısmen Trump'ı bekliyor diyeyim. Çünkü çoğu kişi Kamala Harris gelirse de çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini e, dilendiriyorlar. dillendiriyorlar. Yani hatırlayın mesela en son işte Anthony Blinken bir makale yazdı yeni Foreign Affairs'te bugünlerde çıkan son sayısında tekrardan Amerika'nın işte Biden'la beraber ne kadar e, küresel düzeni geri getirmeye çalıştığını anlatmış. Ama baktığınız zaman aslında bir nevi bundan sonra yani Kamala Harris kazanırsa da yapmaya devam edeceğinin işaretlerini veren bir bir yazı, bir perspektif. Ama onun işlemediğini de birçok yerde görüyoruz. Bugün Avrupa'da şunu söyleyeyim. Avrupa'da herkes artık e, Amerika sonrası Avrupa'yı tartışıyor. Yani Amerika sonrası Avrupa nasıl olmalı? Avrupa ordusu tartışılıyor. Avrupa'nın güvenliği ayrıca tartışılıyor. Avrupa'nın enerji güvenliği tartışılıyor. Dolayısıyla bu açıdan yani baktığımız Amerika zaman... Amerika sonrası derken... Yani post Amerika'nın dediğimiz, Artık yani Amerika'nın güvenlik şemsiyesini Avrupa'ya sağlamadığı bir... Durumda. Yani Trump önce... Neden önceden, o zaman herkes Amerikan seçiminin sonucunu bekliyor? Madem Amerika Birleşik Devletleri çünkü bunları yapamıyor, güçsüz bir yapı. Şöyle, Trump gelirse e, o güvenlik şemsiyesini daha kolay vermeyeceğini düşünüyorlar Avrupalılar. Onlar da seçim bekliyorlar. Hmm. Kamala Harris gelirse muhtemelen Biden dönemi o angajman devam edecek ama hatırlayın Trump 2016-2020 arasında başkanken ne dedi Avrupalılara? herkes dedi NATO'ya parasını ödesin dedi. Ben Doğru kimseye söylüyor. güvenlik şemsiyesi ödemek zorunda yani. değilim dedi net bir şekilde. Şimdi Trump gelirse ve daha yani bir şekilde daha tecrübeli gelecek öyle söyleyeyim. Yani kendince biraz 4 yıllık başkanlık yapmış biri olarak Avrupa'ya neler söyler bilemiyorum. Yani hatırlayın hatta o dönemde Trump çok ilginç bir tweet atmıştı Fransızlar için. Eğer 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Amerikan askerleri gelmeseydi siz Almanca konuşuyor oluyordunuz diye. Yani çok tırnak içinde yani siyasetten aslında kabul edilemez bir tweet atmıştı hatırlarsınız. Dolayısıyla şunu söylüyorum yani Avrupa'da bunu bekliyor. Ya Seçim sonucu ne olur bilmiyorum ama bizim de Lübnan üzerinden biraz Avrupa'yla da Fransa'yla da farklı bir şekilde biraz biraz çapraz düşünerek Batı Afrika'dan Orta Doğu'dan başka yere kadar e, bir diplomatik Peki. süreçleri götürmek gerektiğini düşünüyorum ki ancak bu şekilde bir şey belki Peki. tırnak içinde bir çözüme oluşabilir İsrail saldırganı konusunda. Cem Küçük, İsrail'in Suriye'yi vurması aslında İranı vurması mıdır? Nasıl anlıyorsun? Şimdi, Ve Suriyeyi niye vuruyor? Çünkü hadi Hamas, Lübnan diyelim sınırı yani bir haklılığı yok ama hani sınırındaki bir ülkeyi vuruyor, İzbullah var diyor. Peki Suriye? Hamas değil. Haması destekliyor diye. Hamasın unsurları orada var diye de vuruyor oraları. Açıklaması o ki var da yani var, var. ama tabii yani Hamasın elemanlarını değil de yani oradaki de bir masumları vuruyor ama yani Suriyeyi vurma gerekçesi Hamas orada olduğu için. E, veya kıpırdamasın diye onlara herhangi bir destek vermesin diye e, bunu yapıyor. Ama şu var şimdi Rusya'ya yakın yerleri vurmuyor ama. Mesela şimdi Suriye'nin içi bir garip. Biz kısmen varız ama biz kendi sınırlarımızın derdindeyiz. Yani PKK veya DH. DH çok kalmadı ama PKK Amerika var. Orta yerde. Rusya var ve İran var. İşte, e, orada biliyorsun İsrail e, İran'ın büyük büyükelçisini vurdu. Yani bu aslında diplomatik kurallara bakarsan bir Birleşmiş Milletler'in Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş suçu. Ve bunun bir yaptırım olması lazım. Fiziki müdahale gerektirir. Yani Büyükelçi öldürüldüğünde hatta bunu nereden biliyoruz? 2011'de 2011'de Bingazi'de Amerikan Büyükelçisi öldürüldüğünde Libya'da Amerika biliyorsun orada bir şey yaptı. Bazı harekatlar kendine göre gerçekleştirdi. Ama burada aynısı olmadı. Yani uluslararası güçler herhangi bir şekilde devreye girmediler. Girmeleri de söz konusu değil. Şimdi yani dünyayı her ülkeyi kendine göre anlamak lazım. Her ülkenin kendi gündemi var. Mesela şimdi Araplar eğer Amerika bu bölgede İran'a karşı bir operasyon yapacak olursa biz üstlerimizi kullandırmayız dediler. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bu iyi bir gelişme. Yani size bunu müsaade etmeyiz diyor. Ama öte yandan bu ülkeler buna şimdi Cezayir Fas'ı da katabiliriz. Mesela Fas'ta İhvan var. Yani İhvani yönetim var. Cezayir'de yok ama orada da gene bu tür yani İsrail'den çok haz etmeyenler var. Ama yani onlar da kalkıp bir şekilde oraya müdahale etmiyorlar. Çünkü işte Amerika'dan çekiniyorlar. Uluslararası ilişkilerden çekiniyorlar. Şirketlerden paylarımız gider diyorlar. Kendi ülkemizin derdine düşelim diyorlar ve benzeri bir şey söylüyor. Ama ben uzun vadede yani buradaki mesele bence yani Rusya'nın çok kayıtsız kalması. Yani Rusya dünyanın iki numaralı askeri gücü denilebilir bir numara. Dün bizim gazetede arkadaşlar Perşembe günümüz bir şey yaptık. Merkez Bankası rezervlerine baktık Faruk. Şeyin şu an rezervlerinde net 620 yani swapler dahil Rusya'nın 629 milyar dolar rezervi var. Yani bizim 4,5 katımız. Yani Çin'in 3,5 trilyon doları var. Yani Hindistan'ın 1 trilyon dolara yakın. Ve Rusya'nın 629 milyar dolar savaşa aşağı yukarı 80 milyar dolar harcamış 2 yılda. Ukrayna Savaşı. Ukrayna'da. Aşağıya da yani Suriye'ye de harcıyor. Oraya da bir, bir 6-7 milyar dolar Ona harcamış. Rağmen, Ona rağmen özellikle Hindistan Çin'e sattığı, bize sattığı petrol ve gazla beraber şeyi sağlamlaştırmış yani. Dolayısıyla burada ama yani burada tabii sınırlarında şu an çok oradaki üstlerine bir şey olmuyor ama çok müdahil olmuyor. Çin de müdahil olmuyor. Yani bunu şu da gibi söylemek lazım. Bunu dün başka yerlerde arkadaşlarla tartışınca şimdi Amerika'nın ve Avrupa'nın çok büyük bir hegemonik üstünlüğü var. Bunu görmek lazım. Tabii. Hem silah olarak hem de para olarak. Şimdi bu onları övmek ya da şey değil. Bak bir şey söyleyeyim. Mesela bu daha önce de söyledim. Türk devletinin bütün borcu batıyadır. Batı bankalarından borç alıyoruz. İki hafta önce geçen hafta 2.9 milyar dolar borç evet. aldık. İspanyollardan, Almanlardan yani onlardan borç alıyor. Çünkü dünya finansının %71'ini Batı elinde tutuyor. Para onların elinde ve onların parası değerli. Bak. Demin merkez bankasını şunun için söyledim. Mesela Rusya'nın yani Çin'in tuttuğu da dolar. Hani BRICS üyesi doları diyorlar zayıflatalım ama Çin'in 3,5 trilyon dolar kendi merkez bankası dolar tutuyor. Hindistan'da bir trilyon dolar. Yani altın tutmuyorlar ha. Yani altınları da var da dolar tutuyorlar. Ya bir kere doların yerine bir şey ikame etmen lazım, bozulmuyor. Yani iki, daha önce söylemişim Viktor Orban bunu hmm. takıl karşısına, Amerikalı ünlü gazeteciydi. Konvansiyonel silahlarda Batı'nın da rakibi yok. Yani Rusya'nın teknolojisi eski, sonra silahların çoğunun ne Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'da, bizim Azerbaycan'la verdiğimiz mücadele işe yaramadığı görüldü, şeyde de görüldü. Yani Ukrayna Savaşı'nda, ve bir şey söyleyeyim, bak Ukrayna Savaşı'nda, Toprak alacağım diye giren Rusya'nın KÖS bölgesi şu an Ukrayna tarafından işgal altında. Yani şeye döndü yani işte terse döndü. Yani bunu da görmek lazım. Yani Batı'nın hegemonik üstünlüğü hala devam ediyor. Bu yıkılabilir mi? Yıkılır ama bu yakın gelecekte mümkün değil. Yani Batı silahlarıyla, parasıyla şimdilik üstünlüğünü kurduğu için işte biriks falan yapılıyor ama hani o biriksin Batı'ya karşı bir alternatif olması yakın planda şey mümkün değil. Ama ne yapılabilir? iyi gelişmeler var. Bir bak geçen Fransa'da bir gelişme oldu. Bir Yahudi iş adamının 230 veya 270 milyon doları vardı. Galiba buraya İsrail'e getirecek. Mesela Fransa onu kesti, vermedi. O parayı vermem dedi. Silah ambargosundan bahsediyorlar. Mesela Macron'u ben biraz böyle Fransız milliyetçiliğiyle beraber kendi devletinin çıkarlarını düşünüyor. Mesela tavır alıyor ambargo koyalım diyor ve tavırlı şeye yani Bayağı İsraili tavırlı. İstese o da Almanya gibi hem çok sayıda silah verir hem hiç ağzını açmadan hayatına, keyfine devam edebilir ama öyle yapmıyor. Çünkü hem kendi ülkesindeki Müslümanlar hem oradaki çıkar hem Lübnan'la olan ilişkileri ki Lübnan'ın borçlarının çoğu Fransız bankalarına. Onda altını çizmek lazım. Belki o, o yüzden de şey var. Böyle bir şeyle duruma gidiyor. Ne olur yani sonuçta? Bence İsrail, Amerikan seçimlerinden sonra kim gelirse gelsin. Trump gelirse işi daha kolay. Çünkü Trump'a göre Hizbullah, Hamas bunlar birer terör örgütü. Ama İsrail'e göre şey Amerika'ya da göre öyle de. Mesela demokratlar en azından yani bilinç daha ya bu Netanyahu kötü adam diyorlar. Veya izleyicisine işte Kamala Harris'in soykırım yapıyor İsrail diyor. Sonra sildi o tweet'i ama dedi bunu yani. Neticede Trump geldiğinde vur kır diyecektir. Yani aynen devam et diyecektir. İran'ı böyle etkisi şeye getirmek için. Ama Avrupa'nın böyle bir şeyi var. Bir de şunu söyleyelim. Bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bak Alman ekonomisinde şimdi böyle deyince izleyiciler şey anlayabilir. Dar, i̇nanılmaz bir daralma var. Bu daralmanın sebebi de Rusya'dan ucuz petrol yerine Amerika'dan dört katı daha pahalı almaz. O yüzden de çok zorlanıyorlar. Batmış ölmüş değiller. Çok güçlüler hala ama mesela dar, ekonomileri daralıyor. Bu açıdan da bu Orta Doğu'daki sıkıntıların giderilmesi için Avrupa'da liderlik gösterecek biri görünmüyor. Ben İsrail'in yani bu şeylerini devam ettirebilir saldırılarını ama uzun vadede ben ilk defa hani şu da oldu. İşte gördük ki akademisyenler, sanatçılar, vicdanlı insanlar Tayyip Bey'in uçakta kazan dönüşü gazeteciler dedi İtalya, İspanya gibi vicdanlı ülkelerin bu konuda vicdan göstermesi. Akademisyenler Hollywood yılları yani ses çıkarıyorlar ya. Yani baya eskiden olmayan şey şey yapılıyor ki bu da şeyi boğuyor. Yani Netanyahu da burada nefes alamadığı için sürekli olarak şey yapıyor. İşte şu an iki büyük destekçisi var İsrail'in. Biri Almanya, biri Amerika. Hem silah hem para yardımını çok alıyor. İngiltere eski vermiyor. Fransa kesti. Avrupa'dan da gelmiyor. Ama bu İsrail'i durdurabilir mi? Durdurması da hani yakın gelecekte çok mümkün görünmüyor. Ama ben de hocam gibi böyle bir büyük dünya savaşı çıkacağını düşünmüyorum. Bunu kimse kaldıramaz. Zaten ne ekonomiler kaldırır, ne dünya kaldırır, ne o göç dalgası oradan oraya. Biz de kaldıramayız. O zaman, o zaman bu bizim hemen yakınımızda bir büyük tehlike var söylemini boşa mı çıkarıyorsun bunu söylerken? Yok şöyle görüyorum onu orada şeye katılıyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin o tehlikeyi somutluşun, somutlaştırması lazım. O şöyle bir şey değil. Yani evet Türkiye'den Lübnan 170 kilometre, İsrail 300 kilometre Hatay'dan alırsak. Evet oradaki bir taşma, İran'daki bir savaş özellikle göç dalgası yaratır. büyük korkunç bir şey yaratır. Bizi de etkiler. Yani İran'daki savaş bizi etkiler. İşte bunu 90 Körfez Harbi'nde gördük. İşte 93 Irak işgalinde Amerika'nın gördük. Bizi de etkiler. Ama mesela Douglas McGregor'ın, Amerikalı albayın PKK'yı eğitiyoruz. yarım bir gün bunu Türkiye'ye saldırtacağız. Hani bir Fransız general dedi ya Amerika'nın verdiği silahlar diyor YPG bizimle savaşacak kadar. Hani Fransa gibi düşün dünyanın 5. 4. büyük askeri gücünü Hani Rafael uçaklarını düşün, hava savunmasını düşün, deniz kuvvetlerini düşün. Kuvvetli bir ülkedir Fransa. Yani o kadar silah var elinde şu an. İşte görüyorsun bizim tesisleri vurduğumuz yer bayağı adamların askeri tesisleri, uçakların ineceği yerler, cephanelikler, ne bileyim böyle bazukaları, füzeleri her şeyi var PKK'nın. Onunla ilgili olabilir ama şeye katılıyorum. Yani hani bu tür endişelerde hükümetimizin belki birazdan konuşacağız. Öcalan meselesinde olduğu gibi daha somut, daha elle tutulur ve daha bir plan proje dahilinde bunun anlatılması lazım. Çünkü öbür türlü yani insanlar haliyle Anadolu'ya gittiği <laughs> zaman da ya İsrail bize saldırır mı? Tabii ki gelip saldıracak hali yok. Bir de İsrail bizimle savaşacak kapasitede değil hava gücü hariç. Sadece hava gücü bizden daha iyi. Onun dışında askeri anlamda değil. Öyle bir şey yapmaz İsrail ama yani o da PKK'yı kullanabilir, başkalarını kullanabilir. O anlamda dikkatli olmak lazım ama eğer şey de akıllı olursa yani daha doğrusu Geçmişe sünger çekerse, Suriye bizimle ilişkileri başlatırsa, bu Orta Doğu, Türkiye, İran, Rusya o açıdan çok büyük bir rahatlık görür. Ha, Amerika bunu baltalar mı? Baltalayacak gücü var. Bunu hani biz nasıl bir ara, çok Şimdi büyük Me proje... Me evet, hoca da aynı şeyi söylüyor ama ben hocaya da sordum. Yani burada Suriye tarafının Türkiye ile görüşmek için hevesli olduğunu, adım attığını söyleyebilir miyiz? Putin Pasto. derse olur. Putin dersi olur. Onların patronu Putin. Ya çünkü bütün her şeyi o Rusya'dan alıyorlar. Putin dersi olur ama şunu söyleyeyim. Bak Amerika bizim hani İhvan mesela Suriye'de zamanında Mısır'da bence büyük içti o. Bence İran'ın etkisi daha evet. fazla. Ama yedirmediler. Hani ben öyle söylüyorum. Amerika bize İsrail, İngiltere, şeyi yedirmedi. Fransa yani Suriye'de İhvan Mısırda ihvan düşünsene için, Fas'ta ihvan var, Ürdün hani böyle bir hatta onu yedir bozdular. Hani Amerika'nın böyle bir dengeyi bozacak gücü de var. Yani Türkiye o yüzden... için iyi mi olurdu o? O Tabii, plan gerçekleşti. E, e, biz yönelik şey... yani şu an uh -huh. Katar, Balkanlar, Somali, mesela Oruç Reis orada. E... O planın, o söylediğin ihvan planının Büyük Orta Doğu projesiyle bağlantısı var mıydı? Ayrı yok. Bak şöyle diyorum. Şimdi Dağlı Karabağ, Azerbaycan, Katar. Katar'ı biz aldık Birleşik Arap elinden Somali, yani git, git, Balkanlar, Çat, başka ya Kıbrıs zaten bizim. Hani buralar zaten şu an bizim hakimiyetimiz. Yani işte Libya, yani bizim borumuzun öttüğü askeri gücümüzle istihbaratımız olduğumuz yer. Buralarda da bize yakın yönetimler olsaydı bayağı ortodonu kontrolü alırdık ama e, yedirmediler diye tırnak içinde. Peki. Gürsel Tekin, Suriye, İsrail ve biraz da uzanarak Türkiye. İsrail'in Suriyeyi vurması, salt e, Suriye yönetimine, Suriye devletine yönelik bir saldırı mı yoksa Suriye üzerinden Rusya'ya, Türkiye'ye, İran'a, İsrail oradan bir cevap mı veriyor? Şimdi aslında yani niye bu duruma geldi? Böyle biraz Hı -hı. geriye gidip bakmamız lazım. E, Amerika önce e, Körfez'e ele geçirdi, yani Körfez'de büyük bir hakimiyet kurdu. Onu da Saddam'ın eliyle yaptı. Saddam'ın saldırısından sonra Körfez'de konumlanmak için olağanüstü Körfez'in hemen hemen bütün ülkelerinde neredeyse konumlanmış bir hale geldi. Sonra da işte hepimizin bildiği malum bu Ortadoğu şey Arap baharı ne yazık ki buna hemen hemen birçok ülke dahil olmak üzere Türkiye'de bu tuzağın içine düştü. Türkiye'nin tuzağa <laughs> düşmesinin nedeni daha çok Müslüman kardeşlerin Orta Doğu'da himayesi olsun. işte başta Mısır olmak üzere. Ama olmadı. Yine işte biraz önce Cem'in dediği gibi oyun kurucular sürekli bu oyunları bozuyor. Öyle bir noktaya geldi ki o coğrafyada İsrail'i kontrol edebilecek en güçlü ülkelerden bir tanesi Mısır'dı. Mısır'da darbe oldu. Saddam vardı Saddam gitti Kaddafi gitti. Ee, Esat paramparça oldu ve öyle bir hale geldi ki İsrail hani e, deyim yerindeyse e, değneksiz gezmeye başladı ve kontrol tamamen İsrail ve Amerika'ya geçti. Şimdi Türkiye ile Suriye arasındaki sıkıntı aslında öngörülebilir bir sorundu. Ama e, mesela Sayın Erdoğan'ın 2010 yılında e, galiba Antep'te Antep'teki mitingde Esat'la beraber yapmış olduğu miting çok önemliydi. Çok anlamlıydı. Sonra ne olduysa işte, o bozuldu. Başka bir evreye girdi ve bugün gelmiş olduğumuz noktada yani Esat güle oynaya gelip Türkiye ile uzlaşması biraz eşyan tabiatına aykırı. Nedeni şu. E, daha işte geçen e, hiçbir temas olmaksızın sadece Erdoğan'la e, Esad görüşecek cümlesi bile oradaki e, çokça e, selef örgütleri bizim işte tanım olarak e, İsra şey eee Suriye, ordu. Suriye ordusu dediğimiz ordu özgür Suriye özgür dediğimiz oldu. Hı hı. Kuzeydeki Orada öyle çok ciddi sorunlar oldu ve o sorunlardan dolayı Eylemler yaptılar. Bir kısmı da çok önemli kısmı sayısını bilmediğimiz belli bir kısım da PD katıldığı söyleniyor. Yani önümüzdeki süreçte bir Türkiye ile e, Esat arasındaki ilişkilerine kaynaklı. Yani sorunlu bir coğrafya orası. Bu, bu hepimizin bildiği ve hepimizin izlediği işte İran'ın e, burada e, ben nasıl e, kontrol altına alabilirim uğraşı. Ee, ...sonuçta İran'da bugün gelmiş olduğu noktada gerek Irak'ta gerekse önümüzdeki dönemlerde eğer bu saha temizliği olursa... ...büyük olasılıkla İsrail'in hedefine Irak'ta olacak. Çünkü Irak deyince bugün e, Irak'ta İran'ın büyük bir hakimiyeti var. E, şimdi durum böyle olunca Türkiye'nin ne yapması lazım? Türkiye'nin elbette yani yanı başınızda bir yangın varsa... Komşunuzda yangın varsa bu yangının size sirayet etmemesi mümkün değil. Keşke zamanında önlem alınabilseydik. Keşke zamanında bu duruma gelmemiş olsaydı ama keşkelerle uğraşacak durumda değiliz. Belli ki gerek Sayın Erdoğan gerekse Sayın Bahçeli'nin iç cephe vurgusu aslında ciddi alınması gereken bir vurgudur. Yani bu böyle seçime yönelik ya da reyatahvil etmek için söylenmiş bir cümle değildir. Tabii bunun eee iççepe vurgusu nasıl olacak önümüzdeki günlerde hep beraber bakacağız, göreceğiz. E, burada e, siyasetin tamamında pardon Cumhuriyet Halk Partililerin büyük oranda sizin gibi düşündüğünü söyleyebilir misiniz? Mesela bu iççepe vurgusu AK Parti ve MHP'nin ısrarla dillendirdiği ve hani tabiri caizse safları sıklaştıralım dediği ee, bakış açısına Cumhuriyet Halk Partililer genelde böyle sizin gibi mi bakıyor? Tabii ben Cumhuriyet Halk Parti adına konuşuyor değilim. Ben İhsan Oğlan'ı kendi adıma konuşuyorum. Çünkü bu konuda çok dayak yiyen bir siyasetçiyim. <laughs> 2008 yılında çok sıradan yani bir solcu bir sosyal demokrat olarak bana sorulan bir sorudan dolayı Kürt meselesinin barışla çözülmesi gerekir dediğimde herhalde dünyanın en büyük dayağını ben yedim yani. <laughs> Yine hepinizin malumu çok yakın dönemde seçim öncesi yine bir soruyla muhatap oldum. Anayasa vurgusunu hatırlattım. Önümüzde bir anayasa var. Bu anayasaya göre seçime girmiş her siyasi parti millet tarafında seçildiği zaman elbette yönetir ve kaldı ki yönetiyor. işte bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiline baktığımızda işte dem partililer idari işlerden birçok yerlerde Dem de bakanlık alabilir yine 28 gün yani anlamaktan bile zorluk çektim 28 gün e, TT oldum hiç önemli değil olsun yani benim e, tabiatı gereği bazen e, bu 28 Şubat döneminde de oldu 28 Şubat döneminde de özellikle insanların eğitim haklarının elinde alınmaması konusunda çok açık tavır koyan bir insanım hiç önemli değil yani biz doğrularımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yani biz zaman zaman öz yapacağız. Hepimiz hata da yapabiliriz, eksik yapabiliriz, kusur işleyebiliriz. Şöyle geriye dönüp baktığımda Allah Allah Türkiye'nin kurucu e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı İsmet Dünün oğlu bu gidişatla ilgili bir şeyin farkında bir rapor hazırladı. ...neredeyse hain ilan edildi. Rahmetlik Sabancı ya düşünebiliyor musunuz? 91 Sabancı yılında. yani. Evet. Sabancı gibi bir adam. Bu ciddi bir meseledir. Bunun konuşulması gerekir denildi. Sabancı... E, ...derdes edildi. En son... ...hepimizin bildiği... Sayın TÜSİAD'ın Cem... Güneydoğu raporunu... Elbette söylüyor. Sayın evet. Cem Boyner işte parti kurulduğunda falan... Yani bazı gerçekleri... ...kapatarak, bunu yok sayarak... öteleyerek ...meseleyi çözemeyiz. Bizim bu coğrafyada büyük devlet olmak gibi bir hayalimizin olması lazım. Ya böyle bakacağız ya da başka türlü bakacağız. Efendim sorunun çözümü konusunda elbette hiçbirimiz uzman değiliz. Ama sorun, sorunun sorunu varsayıp ha yok sayacaksanız başka bir şey. Yani 40 yıldır biz yok saydık. Ama bu 40 yıllık yok saymak ve 40 yılda denenmemiş hiçbir şey Olmamasına rağmen bir çözüm yoksa o zaman bir yerde bir yanlış var ya. Bunun Suriye tarafını konuşalım yani Suriye i̇şte ama tüm bunlar biri, biri çok bağlantılı. Evet. Yani bugün Orta Doğu coğrafyasına baktığınızda işte gerek Suriye'de gerek İran'da gerekse Irak'ta çok rahatlıkla konsolide, konsolide edilebilecek ve oradaki o boşluktan faydalanarak Amerikası İsrail'in oyun kurabileceğini hissederek bilerek. Türkiye'nin de bir oyun kurması gerektiğini düşünüyorum benim kişisel olarak. Ya bu partiler üstü bir mesele haline gelmesi lazım. Hayır efendim yani bizim ne kadar para harcamışız? Biraz önce Cem işte Merkez Bankası'nda şu kadar para 800 milyar dolar gibi bir parayı biz terörle mücadele etmek için kullanmışız. Sadece bunu yapmışız. Evet. Sadece bunu yapmamışız. Aynı zamanda doğu ve güneydoğu coğrafyası bu coğrafyanın tamamı tarımla, hayvancılıkla ilgilenen. 27 bin köy ve mezra boşalttık. Ve nereye geldi o 90'lı yıllardan itibaren? İstanbul. Bugün İstanbul taşıp doluyorsa bunun temel nedeni işte o maalesef öngörüsüz bir dönem içerisinde terörün, bak terörle mücadele etmenin yolu şudur. Elbette arkasında güçler olabilir, işte efendime söyleyeyim emperyalist ülkeler olabilir, İnsan kaynaklarını kurutmadığınız sürece terörle baş edemezsiniz. İnsan kaynaklarını kurutmanın tek yolu özgürlüktür, demokrasidir. Özgürlük ve demokrasiden korkmayacağız. Sınırsız özgürlüğü. Yani kaldı ki AK Parti'nin 3 yer şeyinden bir tanesi de sınırsız özgürlüktü. Şimdi bu bunları bizim hayata geçirmemiz lazım. Bunun için bir ısrarla bir Kürt meselesinin olması gerekmiyor. Geleceğim o Yani konuya. bu hepimize hepimizin ihtiyacı olan o, bir mesele. O, o konuyu özellikle konuşacağız. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Serkan Toper, Suriye'deki gelişmeleri toparlayıp bağlayalım. Yani İsrail'in Suriye'ye yönelik istediği zaman hatta, yani vakitte belirlemeden ne zaman kendine göre hangi noktayı stratejik hedef olarak görüyorsa hiç kimseden çekinmeden vurabiliyor yani. Şam'ı da vurabiliyor İsrail. buradan kime mesaj veriyor? İsrail'in herhalde bu Suriye yönetimiyle birinci derecede bir sorunu yok ki Şam yönetimi de gayet tarafsız bu dönemde. İsrail'in bu soykırım politikalarına karşı düşük tondan tepkiler veriyor. Biraz olayların dışında kalmak istiyor. O net. İsrail'in bu soykırımına ve yayılmacı politikalarına karşı uluslararası kurumların son derece pasif kaldıkları ortada. Avrupa Birliği adeta destekliyor. Birkaç İspanya gibi birkaç üyenin cılız sesleri haricinde Avrupa Birliği'nden bu soykırıma, bu yayılmacı politikalara karşı beklenen hiçbir tepki gelmedi. ABD deseniz İsrail hamisi gibi işte dedik ki biraz önce Suriye'de ağırlıklı olarak İsrail emelleri için orada askeri varlığını, siyasi varlığını devam ettiriyor. Değneksiz köy misali İsrail yayılmacı politikalarına devam ediyor. Ha, nereye varır bu? Elbette ki İsrail bir gün bir yerde biri dur diyecek. Bunun da kim olabileceği noktasında herkesin aşağı yukarı ortak bir fikri var. Diyoruz ya iç cephe birlikleri için gerekli İsrail'in bu yayılmacı politikaları Türkiye'yi ilgilendiriyor mu arkadaş? İsrail Türkiye'ye neden saldırsın ki? Yani bunu diyenler cidden bunu iyi niyetleme söylüyorlar. Hangi olgusal temelde bu kadar safiyane bakabiliyorlar bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani orada YPG, PYD demokratik güçler adıyla hazırlanan, silahlandırılan terörist unsurların hedefi neresidir? Türkiye ben orada o terör devletini kurdurmayacağım dediği anda, o terör devletini kurdurmak için, o uydu devleti kurdurmak için, o uydu devleti gerçekte İsrail'in, Büyük İsrail projesinin bir parçası olacağı bile isteniye kim bunu söyler? Bakınız İsrail orada Kürt kimliğini istismar eden bu terör unsurları. Bunu açıkladık. Dedik ki bu oyuna hiçbir Kürt kardeşimizin düşmemesi lazım. İçeride dışarıda. Çünkü İsrail bugün Gazze'de Gazze'lilere, Filistinlilere neler yapıyor ise, Araplara neler yapıyor ise bu coğrafyada kendinden olmayan öteki gördüğü Kürtlere de bu coğrafyada yaşayan, nefes alan her canlıya da aynısını yapar. Ne zaman yapar bunu? İşinin bittiğini anladığı ve gördük. Dolayısıyla fiyonizmin ipiyle kuyuya inenler, emperyalizmin ipiyle kuyuya inenler, o kuyudan çıkamayacaklarını biliyor olmaları lazım. Türkiye bir cihan imparatorluğu kurmuş, geniş medeniyet tasavvuru olan bir ülke. Kan ve gözyaşından beslenmez. İnsanların huzurunu, adaletini, etnik kökenine bakmaksızın önemser, önceler. En nihayetinde mensubu olduğumuz hareketin fikriyatın da temel amacı dünyaya adalet ve huzur getirmektir. Afrika'da çocukların açlığı bizim medeniyetimiz için problemdir. Gazze'de ölen çocuklar bizim için problemdir. Bağdat'ta tepesine bomba yağan çocuklar bizim medeniyetimiz için problemdir. İsrail'in işi bittikten sonra kandırılmış, öteki muamelesine tabi tutulmuş, devlet kuracağız derken yaşadığı topraklardan dahi sürgün edilip yerine gelip Yahudi yerleşimciler yerleştiğinde Kan ve gözyaşına mağduriyete uğrayan Kürt kardeşlerimizin derdi de bizim derdimizdir. Bizler milli ve üniter devlet derken dışarıda ne oluyorsa olsun canları cehenneme önemli olan 86 milyon onların huzuru, refah diyebilen bir ülke değiliz. Çünkü biz imparatorluk kurmuş, 3 kıta 7 iklimde var olmuş büyük bir medeniyetin de mirasçıları. Bu medeniyetin kodlarına güvenmeyeceksiniz ama İsrail'e güveneceksiniz öyle mi? Bu medeniyetin kodlarına güvenmeyeceksiniz ama Amerika'nın ipine güveneceksiniz öyle mi? Size bir şeyler vaat edilecek. Bu vaatler üzerinden de bin yıllık kardeşliği fitne üzerinden ayrıştıracaksınız. Bizler gelip burada Ayrıştırıcı cümlelere karşı çıktıkça sürekli ortak paydalar üzerinde durdukça birileri terör ve etnik bölücülük meselesini aynı emperyalizmin emelleri doğrultusunda Kürt sorunu olarak tarif edecektir. Bunu da önce sorunu doğru test edemezseniz, yok sayarsanız bir yere varamazsınız diyenler e siz sorunu ilk düğmeye yanlış iliklediğinizde sorunu çözemezsiniz ki. İlk düğme yanlış. Terör ve etnik bölücülük meselesi var. Buna karşı diyorum ki çık Gürsel Tekin bilir. Bakalım cidden böyle bir problem var mı? Mertere, Güngören'e, İstanbul'da herhangi bin tane kobi veya esnaf düzeyinde işletmeye girin. Orada ülkücülerle Türk kökenli kardeşlerimizin iş ortaklığı yaptığını görürsün. Görmez misin ha, tabii, ya Bak, bakın bin taneden elli tanesinde diyorum 250 tanesi de ortak olmamakla Sor birlikte sorun birlikte sorun. iş yaparlar, yaparlar Türkiye mı? coğrafyasında ha. bir her şeye rağmen olağanüstü bir kardeşlik hukuku oluşmuş ama bütün buna rağmen Eğer terör örgütü insan kaynaklarını kullanıyorsa siz devlet olarak bir ülke olarak bu kaynakların kullanılmaması konusunda yapmanız gereken ödevler varsa bunu yapmak zorundasınız. Birsel Tekin devlet Yok, sayamazsınız. bunu Bakın. Devlet bunu fazlasıyla yapıyor. Devlet bunu fazlasıyla yapıyor. Mesela nerede var? Zehirli bir propaganda. Sürekli bu kardeşliğin tepesinde demokrasinin kılıcı gibi dolaşıyor. Zehirli bir propaganda var. Halbuki mesele dediğiniz şey. Diyoruz ki geçen hafta bir TV programında Hüdapar temsilcisi Milletvekili Bey'le karşı karşıya geldik. Dedik ki bakın terörden arınıp meşru zemine geldiğinizde konulara 180 derece zıt dahi baksak demokratik siyasetin gereği oturup tartışabiliyor ve konuşabilmeye başlıyoruz. Doğru mu? Tabii ki. Ama sırtınızı teröre dayadığınızda terörü demokratik siyasi mücadelenin önüne koyduğunuzda Artık meşru bir aktör olmaktan çıkıyorsunuz. Buraya temsilciniz geldiğinde ben diyorum ki bir terör uzantısıyla ben oturamam. Çünkü terör yapacağız ama siz aşağıda özgürlük ve demokrasi alanlarını genişletin. E terörün olduğu yerde özgürlük ve demokratik alan nasıl genişleyecek? Mümkün mü bu? Siz siyasal mücadelenize Vereceğiniz demokratik mücadeleye güvenmiyor musunuz? Tarihi bir adım atılıyor. Tarihi bir el uzatılıyor. Ve gelen cevapta hala terörü kutsayan, terör metodunu kutsayan cevaplar veriliyor. Serkan, Sorarlar topra, adama oraya... demokratik mücadeleye güvenmiyor musunuz? Oraya geleceğim. Siyasal mücadeleye güvenmiyor musunuz? Oraya geleceğim. Özellikle başlığım var. Uzun ve, bir süre konuşacağız. Evet. Ama burada Tarık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekrana da yansıyan bir açıklamaları var. Yani bölüm bölüm. Mesela diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki terör örgütlerini kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği için kullanıyor. Üç aşağı beş yukarı stüdyodaki herkesin ortak fikri bu. Bildiğimiz şeyler. Yani. Bizim gözümüz, kulağımız topraklarımızın yanı başındaki tüm gelişmelere açıktır. Yani biz de bölgeyi kontrol ediyoruz evet. her taraftan. Her türlü bilgiyi alıyoruz. Biz de ona göre gardımızı alıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Biz kendi topraklarımızın korumacısı olacağız ve bundan taviz vermeyeceğiz. Biz kendi topraklarımızı koruyacağız diyor. Şimdi bütün bunların hepsi dışarıya yönelik mesajlar. Yani Türkiye'nin güneyine, aşağı kısma yönelik olarak verilen Ya Bu olayların hiçbirini zaten evet. Suriye'nin kuzeyinden yani Türkiye'nin güney sınırlarından bağımsız değerlendirme şansımız yok. Anladım. Peki bütün bunları e, tekrar toparlayıp içeriye dönelim. İçeriye şöyle döneceğiz. E, yani yakın bir zamanda e, Tusaş saldırısı, bir terör saldırısı ve Ankara'nın ortasında Türk savunma sanayinin kalbine yönelik bir saldırı. Şimdi e, Mehmet hocam, bütün bu gelişmelerin dışında tutamayız elbette. Fakat meseleye şöyle girelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin demle mecliste başlattığı süreç ya da tokalaşma, yakınlaşma adını siz koyun. Herkes kendine göre bir tarif yapabilir. Rin ardından bir yere geldi. bir kere ana soru şu. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır ve TUSAŞ saldırısı. Buna karşılık böyle bir şeyle mi karşılaştık? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle aslında birkaç sembolik şey var ama ben biraz daha farklı okuyorum bunu. Bir tanesi mesela işte konuşuldu. Cumhurbaşkanı o gün kazandaydı. İşte kazanda oldu. Kahraman kazanda böyle bağlantı kuranlar oldu. Bir taraftan devlet bahçeliğinden partilerle el sıkışması ve sonrasında olan hikaye. <laughs> Tabii bunlar elbette yani belki sembol düşünmüş olabilir ama ben asıl etkinin Asıl sebebin bu artık terörü tekrardan terör meselesini Türkiye için, Türkiye için tekrardan bir maşal olarak kullanma çabasının Türkiye'nin Kuzey Irak'taki özellikle de Irak özelinde yaptığı çalışmalarla bağlantı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye son bir yıldan fazladır özellikle e, Irak üzerinde ciddi bir faaliyet yürütüyor biliyorsunuz. Kalkınma koridoru üzerinden yeni bir çaba yürütüyor. Çünkü o bölgedeki işte Taliban'la farklı bir süreç yürütüyor. Ee, yani Barzanlara farklı Barzanlara farklı bir süreç, Süleymaniye farklı bir süreç, daha öteki bir süreç. Dolayısıyla o bölgede Türkiye şunun farkında yani Bu bölgede artık yani ee, birçok rekabet olduğu Türkiye kendi sınırlarını güvenli altına aldı vesaire ama artık bunun dejur bir şekilde artık bunun çözülmesi lazım bu sorun. Evet. Ben biraz o terör meselesini biraz Türkiye'nin artık bölgede ee, düzen kurucu aktör olma rolüne daha fazla soyunmasının bir yansıması olarak kokuyorum. Diğerleri sembolik elbette yani elbette 7 Ekim sonrasında ortodoks zaten ciddi bir jeopolitik kırılma yaşadı bunu hepimiz görüyoruz her gün takip ediyoruz konuşuyoruz bu kırılmanın ve İsrail'in e, saldırganlığını getirdiği diğer etkiler de var ama 7 Ekim olmasaydı da zaten öncesine başlayan süreçte hatırlarsanız Türkiye'nin bölgede düzen kurma çabası Irak üzerinden kurduğu çabalar işte kalkınma yolu e, kalkınma koridoru meselesi o Suriye'deki işte diğer o tam bu pençeleri kapatma süreci oraları. Dolayısıyla bütün bu süreçlere verilen bir yanıt olarak okumak lazım. Bir taraftan da belki biraz e, belki Amerikan seçimleri de biraz bağlantı, ba bağlantı kurup e, şöyle de okumak lazım. PKK üstlendi yani bu şey ama yani, e, yani Amerika olmadan çok fazla bir şey kurmaya çabamay çabalamayın gibi de bir alt okuma mesajca olarak okumak lazım. Nihayetinde yani Amerikan seçimleri hakikaten herkes seçimlere bağlıyor. Ben yani Rusya'da seçimlere bakıyor mesela. Türkiye-Suriye ilişkilerinde seçimlere bağlı. Yani mesela 2-3 ay önce kısmen ya da 4-5 ay önce Türkiye-Suriye ilişkilerinde daha bir e, bir yumuşama havası varken son dönemde bu hava düştü. Neden? Çünkü Amerikan seçimlerinin dolayı. Rusya bunun en büyük desteklerini Rusya'da Amerikan seçmenine kimin geleceğini bekliyor. Belki Trump gelirse farklı bir pazarlık parçası olarak buraları kullanacak. Yani Ukrayna'dan başka yere kadar. Onun için biraz daha ben Türkiye'nin bölgedeki aktivizmi ve bölgedeki düzen kurucu aktör olma çabasının e, çabasına gösterilen bir tepki olarak okuyorum. Elbette iç siyasette yaşanan bu süreçler, işte devlet bahçelerinin e, dem partilerle sıkışması olsun, diğer konular olsun, bunlar işin e, işin elbette kat sağlamıştır ama ben biraz daha bölgeyle okuyorum. Tabii e, savunma sanayi yani TUSAŞ'a, savunma sanayinin merkezi olan bir yere salın yapılması ayrıca anlamlı. Çünkü e, Türkiye malum yani savunma sanayi konusu. Tam aynı dönemde burada saha savunma sanayi fuarı da vardı. Birçok ülkenin savunma bakanı ve birçok bakan da buradaydı geçen hafta hatırlarsanız. Dolayısıyla yani sembol üzerine sembol var ama ben en nihayetinde yani Türkiye'ye yani sen tek başına oyun kurmaya çalışma mesajı verme, ver, verilen bir saldırı olarak okuyorum. Bir taraftan da yani tekrardan bence bir de sert bir şey olmuş oldu. Bu birçok yani insan şehit oldu. Beşten fazla şehidimiz var beş kişi. Allah rahmet eylesin. Yani biraz bu konuları daha daha hassas korumakla alakalı da bir şey durumu oluştu yani. Önemli çünkü bunlar kazanımlar kaybedilmemesi lazım. Ama bölgeyle ilişkili okumak gerektiğini daha doğru olduğunu düşünüyorum. Cem Küçük bu hocanın söylediği gibi biraz uluslararası açıdan bakılarak bir sonuca varılması gereken bir saldırı mı? Yani uluslararası eller, kollar, parmaklarda olabilir mi? Yoksa az önce sormaya çalıştım. Biraz sonra zaten detaylı konuşacağız. Sayın Bahçeli'nin başlattığı sürecin bir sonucu mu? Yani TUSAŞ saldırısının bence Bahçeli'nin açıklamalarıyla uzaktan yakından bilgisi yok. Hı hı. Zaten öyle saldırılar da yani ön hazırlığı, son hazırlığı, bombalar, silahlar bayağı bir hazırlık gerektirecek bir iştir o. Dolayısıyla Bahçeli konuştu 10 saat sonra bunun olmasının bence bununla ilgisi yok. Bir de. Bunu şunun için soruyorum. Sayın Bahçeli TUSAŞ saldırısının ardından yaptığı açıklamada e, hayır Türkiye'nin yolunu kapatamayacaksınız dedi. Yani e, hani ben dün konuştum bir şeyler anlattım bir mesajlar veriyorum ve bugün böyle bir şey oluyor. Dolayısıyla bu bunun önünü kapatmaya yönelik bir çabadır dediği için bu soruyu böyle yani, yöneltiyorum. Sayın Bahçeli bence hani onu kendi açıklamalarından ya da şimdi şöyle Orta Doğu şimdi benim geçen bir arkadaşımız iş adam arkadaşımız oradan geldi Lübnan o kadar karışık ki diyor yollar o Suriye Lübnan sınırı bizim bize yakın yerler yani Filistin Suriye Lübnan yani hatta kısmen Ürdün biraz rahat yani işin içinden çıkılmaz diyor. Yani ne iş dönüyor, ne ticaret, kimse ne yapacağını bilmiyor. Lübnan'da biliyorsun bankalar para vermiyor. Güvenlik yok, Kur'an yok. Güvenlik yok. Lübnan'da kim iktidar o belli değil. İsrail oradan vuruyor belli değil. Amerika geziyor. Rusya'nın uçakları geziyor bilmem. Öyle bir durum burası. Yani Türkiye bunlara hakikaten etkilenmiyor. Yani şu an etkilenmedik. Bu da güvenlikçi politikaların bunda büyük katkısı vardı Faruk. Yani AK Parti'nin 2020 seçimlerini kazanma sebebi de bence Bugün bir CHP'li arkadaşımız dün söyledi bana hani ben HDP yüzünden kazandı dedim ya AK Parti seçimleri PKK. Bugünden, bugün o görülüyor yani bugün Türkiye hakikaten sınırlarını bu son saldırı halisi çok iyi koruyor. Yani içeride bugün Güneydoğu'da, Tatvan'da, Batman'da, Van'da yani Edirne'de her yerde Türkiye'de büyük bir huzuru var, güven var. Ekonomik sıkıntılarımız var ayrı ama Türkiye'nin içerisinde hiçbir sıkıntı yok. Bu son saldırının önce başlayarak hani Sayın Bahçeli'nin kastı bu huzur, güven ve Ortadoğu'daki karışıklıktan etkilenmemesi. Allah göstermesin bir iç karışıklık veya bir herhangi bir şey iç barışta bir sıkıntı çıkması büyük bir şey olur ama Türkiye'de ben çok iddialıyım hiçbir zaman ne kavga ne iç şey hiç bu olmaz. Biz buralarda tartışırız. insanlar kahvelerde tartışabilir ama son kertede bu ülkenin bütün insanları çok %1-2 hariç birleşirler. Yani bir şey olur. Kavga, dövüş bu ülkede büyük bir şey çıkmaz. Bu TUSAŞ saldırısıyla ilgili yalnız bir şey söyleyeyim. Bir kere orada da nitelikli ve iyi niyetli bazı eleştirilerin cevaplanması lazım. Bir, bu iki terörist Suriye'den gelmiş. Yani Suriye'den bir kere nasıl geldiler? Yani tamam vergi borcu yok, SGK borcu yok, kaydı kuydu yok, geçebilir. Paramotorla deniyor. Paramotorla ise nasıl geldi? Ankara'ya nasıl geldiler? bir görüşe göre uzun zamandır burada uyuyan hücreydi bunlar Ankara'da. Uyandırdılar. Bir hafta 10 gün önce saldırıdan silah bomba verdiler. 3-4 gün keşif yaptılar. Sonra gittiler bunu yaptılar. Bir görüş bu. İkinci görüş bir hafta önce geldiler. Keşif yaptılar. Bombayı silah aldılar yaptılar. Her halükarda da bunlar niye bulunamadı? Süleyman Bey'in bana bir açıklaması oldu. İçişleri Bakanımızın dedi ki bu dedi sadece PKK olsa yani yapanlar PKK, ona şüphe yok. Bu konuyla ilgili. Evet. Bu iş bu yani bu iş yapan PKK. Sayın Ali Yerlikaya da devletimizin açıklaması da bu. Süleyman Bey'in dediği şey şu. Bana dedi. Sadece bu PKK işi olsa bu A takılırdı biz bunu yakala yani bizim yetkilerimiz bunu yakalardı görevdekiler. Sen sormadın mı peki ne işi? Sordum. Yabancı istihbarat vardır dedi. Ya eğer A takılmadıysa bizimkilere bunu görmediyse dedi. Burada bir yabancı istihbaratın eli vardır. Ve o da herhangi bir devlet değil büyük bir devlettir. Yani Böyle daha yani büyük. kime uzanıyor? Amerika İsrail'den birine işaret ediliyor. Süleyman Bey böyle bir şey demedi. Yani ben ben görüyorum. Sen arkasını yorumluyorsun. Bence Amerika'dı. Yani benim şeyim öyle. Amerika dışında burada onları getireceksiniz burada silahlı. Bir diğer konu bir Saniye. Süleyman Bey eğer... Taksim saldırısından sonra direkt Amerika'yı işaret etmişti. Evet. Ve ne tesadüftür ki ondan sonra uğramadığı itibar suyu evet. almadı. Bu vardığın sonucu neye bağladın? Mesela bu süreçte tam şu anda Amerika Birleşik Devletleri Ankara'da terör eylemine destek olur mu? Olur, yaptırır mı? Yaptırır. İhtimaldir. Fakat ne işine yarar? Bir Nereye üç, vardın? İki bence burada üç aşama var. Tek aşama yok. Birincisi şöyle. Şimdi bu eğer ya PKK bunu kendi başına yapabilir mi? Vallahi Türkiye'deki işte İHA'lar, SİHA'lar, işte Aksungur, Anka ki bunlar hep Tusas'ın yaptıkları, işte Kaan 2027'de Gökbey var filan. Birincisi ben BRICS'le alakalı olabilir. İkincisi Kuzey Irak'ta demin hocamın söylediği PKK MIT mesela 3 yılda fark 231 kişi yerle bir etmiş. BRICS'e Türkiye katıldı diye Amerika bir cevap yani, verdi diyor. İstemeyebilir. Yani çünkü neticede ha BRICS Amerika'nın şeyini şu an bozmuyor ama NATO üyesi bir ülke ve büyük bir ülke. NATO'nun ikinci büyük ülkesi ve Türkiye hakikaten bakma ekonomik sıkıntılarımız var ama dışarıdan da öyle yabancı uzmanlara bak büyük ülke yani bu savunma harcamaları şey. Şimdi iki Kuzey Irak'ta başarılı ve yani şu an Kuzey Irak bizden soruluyor. Seçim yapıldı biliyorsun KDP birinci oldu Barzani'nin partisi. E, KYB ikinci oldu Kürdistan Yüseverler Birliği Barzani şey, Talabani. Şu an orası da bizden soruluyor. Yani daha doğrusu Türkiye'nin kontrolünde demek değil. ya yani Türkiye yönetiyor orayı. Oranın hakimiyeti bizde şu an. Dolayısıyla onunla da alakalı Üçüncüsü işte İsrail'e karşı çok sesin çıkıyor. Hani uluslararası camiaya harekete geçiriyorsun. Bakma bak. Geçen gibi Brezilya gazetesinde gördüm. Yaban şeydi. Arkadaşlar göndermiş. Orada bile Erdoğan'ın Gazze ve Filistin açıklamaları manşet yani şey. Orada bile haber oluyor bu. Yani Erdoğan böyle dedi. Karşı çıktı. Çünkü onlar da Filistin'e karşı duyarlılar. Dolayısıyla bununla alakalı bir şey olabilir. Birincisi bu. İkincisi ki bunu Abdullah Ağar ve İsmail Hakkı Pekin de doğruladılar. Onlara da sordum çünkü diğer güvenlik uzmanlarına da bomba ve silahlar nerede verildi? Neticede o bombalar az buz bomba değil o. Nereden geldi, nasıl verildi? Hadi silahı bulursun, tabancayı, otomatik silahı bulursun ama bunların da cevaplanması lazım ve TUSAŞ'ın özel güvenliğinin de bu kadar yani açık vermesi de eleştirilmelidir ve bundan sonra da daha sıkı tedbir alınmalıdır diye düşünüyorum. Ve Türkiye ama şu durum. Şimdi ben ekranlarda şöyle diyordum hep Son 8 senede Türkiye Beyoğlu saldırısı dışında herhangi bir terör saldırısı hiç yaşamadı. Yani Pençe Kilit, Pençe Yıldırım'da şehitlerimiz oldu. Geçen sene bir şey. İçişleri yani Bakanlığı'na yönelik canlı tü, küçük oldu, çaplı iç. bir şey oldu geçen sene de O da biliyorsun paramotoru Konya'da Kayseri'de bir veterinerimizi şehit etmişlerdi. Oradan İçişleri Bakanlığı'na geldi ama arabasını gasp etmişler. Evet o çabuk önlendi. Hani neticede buna yönelik de hani Türkiye hiç terörle karşılaşmıyor gibi böyle bir hatırlatma bak Amerika'nın bak sen de rahat değilsin yani bak bölgede yani ona buna laf ediyorsun ama bak senin de böyle rahat bırakmayız demiş olabilir ama Türkiye'de bence bu iç barış anlamında önemli mesele. Bir de TUSAŞ bakın şu, şöyle bir şey var Faruk. Bunları ben şimdi araştırıyorum. Bak Türkiye mesela şu savunma yatırımlarını yapmasa son 10 yılda dışarıya aşağı yukarı 70-80 milyar dolar para ödeyecekti. Bak 70-80 milyar dolar yani uçak alacaktı, tank alacaktı. Helikopter alacaktı. Uçak yine alacak tabii. Talep ediyor. Hayır, hayır, tamam. istiyor. Alıyor, başka alıyor. Uçak şey istiyor. doğru Ki bizim var. Hava kuvvetlerimiz çok iyi yani istenilen seviyede değil. O yüzden F-35'lere, Eurofighter'lara ihtiyaç var. Hatırlatalım. Rusya'ya Amerika Yunanistan'a 40 tane verdi. 20'sini bu yıl yeni yılda teslim edecek. Biliyor f 35ler radara yakalanmıyor. Hani bizim niye ihtiyacımız var diye bazı Rusya yalnız arkadaşlarla şey yapıyoruz bazen. Ya diyorum ki şey adam 20 tane alsa uçaktan ocakta radara yakalanmıyor. Yani hava üslerim var ama hani sınırların tehlikeye girer. O yüzden bize lazım. Bizim devletimiz de bunu biliyor ki Eurofighter'ı F-35'i istiyor. Ama yani İHA'lar bak SİHA'lar. Dün Selçuk Bayraktar'ın bir açıklaması vardı. İHA'lar SİHA'ların %65 dünyadaki hakimiyetin %65'i bizde. Yani ihracat Ukrayna, Romanya, Polonya, Katar, Pakistan bir sürü ülke 16-17 ülkeye satılıyor belki daha fazla. O anlamda savunma sanayinin geldiği durum, yaban dışa bağımlılık azalması, 2027-28'den sonra Gökbey ve Kağan'ın seri üretime geçmesi, Anka 3'ün bunların hepsi hakikaten Türkiye'yi bölgede zaten iyi bir güç, büyük bir güç, iyice büyük bir güç haline getirecek ama süper güç değil. Hani bölgedeki ülkeler arasında açık ara öne çıkacak. Bu konuda da şimdi seni zayıflatmak isteyebilir Amerika. Ama tabii ki devletimiz bunun e, bu saldırının niçin oldu, nasıl oldu onu daha iyi biliyordur. Ben bunun kamuoyuyla da şunu artık denmesi lazım Faruk. Yani Amerika'nın PKK'ya desteği biliniyor. Ve bu artık orada işte Milli İstihbarat Teşkilatı her yeri vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri. Ya adamlar orada bayağı şehir kurulmuşlar. Şehirler kurulmuş. Yani üstler, ...havalimanları, tesisler, askeri tesisler... ...onlar vuruldu. Bundan sonra da belki vurulacak. Yenisini de yapıyorlar. Yani Amerika'nın bu desteğinin... ...yani niçin olduğu belli. Yani Türkiye'nin bu Amerika ve PKK meselesini artık... ...masaya yatırıyor ama bunun da netleşmesi lazım. Çünkü bu sınırımızın dibinde bu. Yani ve yarın bir gün... ...Douglas McGregor dedi ya bak... ...Amerikalı bir albay bu adam ya. Türkiye'ye saldıracağız bunu yarın bir gün. Yani bu kadar silahlar... ...bu kadar şey boşuna verilmiyor bu da komplo da değil yani. Hani şu komplo hani şu şöyle olur da Türkiye'nin Türkiye süper güçlersen dünyada Rusya gibi, Çin gibi, Amerika gibi böyle bir ülke değil. Ama Türkiye bölgedeki en güçlü ülke. O ekonomik olarak 16. 17. büyük şey durumda ve bölgede hakimiyet de kurabiliyor. Yani Türkiye yapısında böyle bir hegemonya kurma gücü var. Bunun Bosna'da görüyorsun, Katar'da görüyorsun. İşte Somali'de bak Oruç Reis, şu an arama yapıyoruz ya yani ki ben Somali'ye gittim. Onun altı dolu yani. Petrol, doğalgaz yani. Türkiye'nin şimdi işte hakimiyeti ağır ağır bir şey oluyor. Bunları baltalamak isterler. Bunu tabii açıktan yapamazlar. Ama nedir? İşte vekalet işte PKK'ya yaptırabilir. Bunu yarın bir gün de, mesela Amerika yarın bir gün DAEŞ'e de canlanabilir bir anda. Hani İran'ı patlıyor, DEAŞ yaptı. Rusya'da patlama oluyor, DEAŞ yaptı. Yani o da devreye sokulabilir veya başkaları da. O yüzden ben bu terör saldırılarının bundan sonra da inşallah olmaz ama devam edecek kanaatindeyim. Devam edecek kanaatindesin. Yani böyle bir şey bırakmazlar. Yani bu bölgeyi yani Batı kabul edelim böyle Türkiye'ydi, Rusya'ydı ne bileyim Araplardı böyle şey birkaç kişinin kontrolünü bırakmazlar. Anladım. Peki Gürsel Tekin'in bu konudaki görüşlerine başvuralım. Ankara'da TUSAŞ, Türkiye savunmasının kalbi olarak kabul edilen bir yer vuruluyor. Yani bu süreçte terörün her türlüsü kınanır, terörün her türlüsüne tedbir alınır, insanların yaşam hakları kutsaldır. Fakat terör eylemleri çeşitli dönemlerde birilerinin de işine yarar. Şimdi bu dönemde TUSAŞ'a saldıranlar, oraya bu teröristleri gönderenler neyi amaçladılar, kimin işine yaradı bu? Şimdi tabii bir kere öncelikle şöyle bakmamız lazım. Yani Amerika örgüt ilişkisi ya bu yeniden keşfedilmiş bir şey değil. Özellikle Oslo tutanaklarına baktığınızda orada da çok net olarak Amerika'nın böyle bir talebinde olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Yani bu gizlenmiş bilinmeyen bir durum değil. o bu biraz önce arkadaşlar da ifade etti. Biraz son dönemlerdeki özellikle Irak'taki operasyonlardan kaynaklı olabilir. Ama aynı zamanda çeşitli ülkelerin planları da olabilir. Bunlar mümkün. Sonuç itibarıyla karşınızda bir kurumsal bir devlet yok. Karşınızda bir terör örgütü var ve neredeyse bütün oradaki egemen güçlerin kendine yakın olan yapıları var ya yani bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ama bu bir güvenlik zafiyeti yok mu? Var yani onu da kabul etmek lazım. Çünkü burası Ankara başkent. Yani Ankara'nın başkentinde bu sorunu oluyorsa mutlak bunun bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama bu ne ilktir ne son olacak. Yani geçmiş... Işte Cem'le aynı şeyi düşünüyorsunuz galiba. Şöyle yani... Yani aman bu devam etmesine ama edecek bir, mi diyorsunuz? Bir süreç varsa inşallah olmaz. Tabii. Ee, örneğin işte İra'ya baktığımızda İspanya'ya baktığımızda bunlar hep enfekte olmuştur. Zamanla bu sorunlar olmuştur. Çeşitli ülkelerin planları bozulduğu için onlar destekler vermiştir. Ee, ama ben her, herhalde devletimiz bu konuda bütün bu hazırlıklarını yapmış olarak varsayıyorum. Çünkü bu süreç sanki Sayın Bahçeli'nin söylediği bir cümleyle başlamış bir Olay değil yani bir buçuk iki yıllık bir süreç var gördüğümüzde. Ee, bu zaman zaman bu kamuoyuna yansımıştır. Mesela işte Sayın Bahçeli'nin e, galiba e, tam hatırlamıyorum ama Şubat mıydı Mayıs ayı mıydı? İşte dünyada çok şey değişecek İnşallah Türkiye'de bir şey değişmeyecek cümlesi. Şubat ayı gibi. gibi. Olabilir yani bu çok önemli bu çok anlamlı. İkincisi... Uzun süredir özellikle Orta Doğu'daki çeşitli Kürt gruplarıyla çok fazla iletişimimiz yoktu. Şimdi biraz önce de Cem söyledi, Kuzey Irak'ta işte bir ciddi bir egemenliğin olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor ki aslında Türkiye'nin bundan sonra hedefi, benim kişiselçe, bölgede çünkü bütün ülkeler zayıflandı orada. Irak neredeyse işte zar zor ayakta duruyor. Petrol ülkesi olmasa neredeyse kendisini fesedecek bir duruma gelecek. Eee şeyin Esat'ın durumu malum hepimizin bildiği neredeyse İran'da işte Rusya'nın denetiminde olan geri kalan kim kalıyor burada? Türkiye. Türkiye'nin bölgede egemenlik kurabilmesinin amacı önemi ee, bu sorunları kendi iç sorunlarını yani e, nasıl çözülecek, neler konuşulacak, neler yapılacak ya bugün ne yarına olacak bir mesele değil. Bu meselelere baktığımızda uzun uzadıya bir süreci alıyor. Ee, ama e, ben e, karamsar değilim. Bu işlerin çözülebileceğine inanıyorum. Yeter ki e, kararlılık olsun. Ama zaman zaman bu sorunlar yaşanacaktır, provokasyonlar olacaktır. Bunlar da Türkiye'nin bu gidişatını engellememeli diye düşünüyorum. Demden benim yapılan, kuruyoruz açıklaması Demirtaş'ın keza e, nasıl değerlendirdiniz? Aslında Sayın Demirtaş'ın e, yani sadece bugün değil, iki yıl önce e, Ankara'daki saldırından itibaren bütün bu terör eylemlerini çok açık bir şekilde e, kınayan bir liderdir. Yani onu bir tarafa koymamız lazım. Ve bundan dolayı da e, örgüt tarafında da dışlanan ve çokça ağır şeylere maruz kalan bir e, insandır. E, tabii ki kınanması gereken bir olaydır. Yani Ankara'nın orta göbeğinde e, insanlar katlediliyorsa buna e, siyasi partilerin kayıtsız kalması mümkün değil. E, burada şöyle bir durum var. Şimdi. Bu süreç eğer e, R'ye tahvil etmek için yapılıyorsa bu Türkiye açısından çok büyük bir sorun olur. İki, son dönemlerde hani Azeri tamam, çok güzel bir... Orada ne demek istediniz? Yani e, 2020, işte 27, 28 ne zaman seçim olacaksa o seçime yönelik bir çalışmaysa, bir açılımsa bu Türkiye açısında büyük bir felaket oldu. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli Sayın e... Bahçel için demiyorum. Yani bugünkü iktidarın muhalefetin herkes için söylüyorum. Türk sorunuyla ilgili. Bu süreç, evet. bu süreç re'ye tavil edilmeyecek kadar anladım. önemli bir anladım, anladım. Yani Rey'den bağımsız Türkiye'nin birliği bütünlüğü için hareket edilmesi gereken bir durumdur. Hı hı. İkincisi, e, geçmiş dönemde de bunu yaşadık. Hızla ama hızla gerçekten yargının işlemesi lazım, hukuk sisteminin işlemesi lazım. Çünkü bugün hepimizin bildiği çokça insanlar sadece siyasal düşüncelerinden dolayı tutsak ya da yargılanıyor. Türkiye'nin bu konuda da bir an önce bir e, yeni bir süreç baş, başlatması gerekir diye. Düşünüyorum yani. Birbirimizi suçlayarak işte geçmiş dönemde çeşitli metaların üstüne sen de şunu demiştin le biz iç meselemizi ya da Sayın Erdoğan'ın deyimiyle bu kardeşlik hukukumuzu oluşturamayız. Yani. Peki. Serkan Toper TUSAŞ ve terör saldırısı ve aradığımız cevap şu ülke olarak böyle bir cevap arıyoruz yani bu süreçte Terör saldırılarına da açık bir ülkeyiz. Ama e, Ankara'da TUSAŞ saldırısı geniş kapsamlı düşündüğümüzde kimin planladığı, kimin işine yarayacak, hangi mahfillerin organize ettiği bir şey gibi görünüyor sana? Aslında bu terörün kimin aparatı olduğunu itiraf eden bir saldırı. Son dönem atılan adımlarda şu sorunun cevabı vardı dedik bu terör örgütü siyonizmin ve emperyalizmin vekâlet askeridir. Paralı aparatlarıdır. Ve aynı deprem gibi biraz önce dedik. Deprem zaman zaman kendini hatırlatıyor. Onun bir çözümü var. Sağlam binalar, sağlam kentler inşa etmek. Ve işte terörü bitirmenin de bir çözümü var. Terörü kökünde kurutmak. Bugün teröre kaynaklık yapan Suriye'deki istikrarsız ortam. Oradan sızmayla Türkiye'ye gelenler ve geldikleri süreç çok önemli. Türkiye'nin tam bağımsızlığına yönelik verilmiş bir mesaj. Tam bağımsızlık yürüyüşüne yönelik verilmiş bir mesaj. Türkiye'nin bin yıllık kardeşlik noktasında bu kardeşliğe yönelmiş açık ve direkt bir saldırı ve Türkiye'nin tam bağımsızlıkla ilintili savunma sanayindeki hamlelere yönelik verilmiş bir mesaj. Türkiye bu mesajı aldı ve Suriye'de yaptığı etkili operasy operasyonlarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadesiyle o teröristan kurulmayacak dendi. Terörle mücadele azmi ve kararlılığı, terörü kökünde kurutma çabalarımız aynen devam edecektir. Ve bunu neyle yaptı Türkiye bu saldırıları? TUSAŞ'ta üretilen ANKA İHA ve ile yaptı. Bir mesaj verildi. Mesaja da aynı ile karşılık verildi. Mesajın ana teması Suriye'de o terör devleti kurdurulamayacak. Türkiye'nin terörle mücadele, azim ve kararlı devam edecek. Mesaj çok net ve biraz önce... Gürsel Tekin şunu ifade etti. Ya ben bunlara bakanlık verilir diye linçlendim dedi Türkiye'de. Bakınız terörün bir gerçek olarak varlığını sürdürdüğü ortamda terörün eylem ve söylemlerine göre pozisyon almış siyasi partiler meşru siyasi partiler değildir. Ne zaman meşruiyet kazanır bir siyasi parti? demokratik mücadelesine, demokratik iradesine güvendiği, terörden medet ummadığı, terörün gölgesinde devlete ve bir millete bir şey dayatmaması gerektiğini öğrendiği gün meşru parti haline gelir. Sayın Devlet Bahçeli Bey deme bu haliniz kabul edilebilir değil. Türkiye Partisi olun. 86 milyonun menfaatlerini önceleyen, bu ülkenin menfaatlerini önceleyen meşru bir siyasi çizgiye geldiğinizde şunu Türkiye'ye söyleyeceksiniz. Evet ben demokratik yollarla da söyleyebileceklerimi söyleyebileceğim Türkiye'de iklimin olduğunu gördüm demeleri lazım. Yok mu Türkiye'de demokratik mücadele alanı? Gürsel Tekin'le biz burada siyasi rekabete yönelik, siyasi mücadeleye yönelik. Çok tartışmadık mı? Tabii ki elbette tartışacağız. Bir partinin meşru olması o partinin eylem ve söylemlerini benimsediğiniz anlamına da gelmez. Ama meşruiyet ...on koşuldur. Türkiye İşçi Partisi meşru bir partidir. Hangi söylemini kabul etmem mümkün benim? Aşağı yukarı. Ama meşrudur. Fikirlerini söyleyecek. Siyasal ifade özgürlüğü kapsamında demokratik mücadelesini verecek. Can Atalay. Benim hangi fikri zeminde Can Atalay'la buluşma şansım var? Okul yıllarından başlayarak sürekli okul yıllarında öğrenci olayları içinde çatıştığım, devamında da ideolojik olarak fikren çatıştığım bir isim. Türkiye'de ilk gündeme ben getirdim. Dedim ki bu CHP'liler Kavala, Demirtaş'ın peşine düştüğü kadar niçin janatağı ismini dile getirmiyorlar. Çünkü emperyalizmin radarında yok herhalde bu isim. Talepler arasında da yok herhalde. Niye anlatıyorum bunu? Elbette ki fikri mücadele vereceğiz. Elbette ki siyasi mücadele vereceğiz. <laughs> Ama sırtını teröre dayamışların meşru bir siyasi aktör olarak gelip şu koltuklara oturup terör propagandası yapmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Ve Devlet Bahçeli Bey dedi ki çok net bir ifadeyle Türkiye Partisi olun. Terörü bir metot olarak kabul edenler aranıza net mesafe koyun. Lanetleyin bunları. Bunlar Türkiye'deki herhangi bir etnik grubun da temsilcisi değiller. Bunların Amerika ve İsrail'in Ali menfaatleri dışında Türkiye ve Türkiye'de yaşayan insanlara dair hiçbir olumlu hayalleri yok. Hedefleri yok. Ve çağrının sonunda şu var bu terör örgütünün ipleri kimlerinde? Şöyle bu yapalım. terör örgütünün iplerinin kimin elinde olduğu da bu süreç sonunda ayuka çıkacak, ortaya çıkacak. Şöyle yapalım. Aslında Suriye bağlamında TUSAŞ saldırısına gelen bir konuşma planımız var. Bu plan çerçevesinde görüşlerinizi alıyorum. Ama tabii ki MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan süreçte aslında her şeyin biraz daha ete kemiğe büründüğü çağrıların tam olarak cisimleştiği bir süreç. Herkes o konuyla ilgili de fikir beyan etmek istiyor. Anlıyorum ki hangi konudan bahsedilirse edilsin oraya doğru bir gidiş oluyor. Bir kısa reklam arası vereyim, döneyim. Ondan sonra da Sayın Bahçeli'nin bu açıklamaları Türk siyasetinde aslında siyasi olarak da bakmamak lazım. Türkiye gündeminde tam olarak nereye oturdu? Şu an nasıl anlaşılıyor ve konukların bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Ee, biraz sonra. Sayın seyirciler, Profesör Doktor Mehmet Özkan, Cem Küçük, Serkan Toper ve Gürsel Tekinle birlikte Türkiye'nin meselelerini Türkiye'nin de dahil olduğu hem içeride hem de dışarıdaki uluslararası ve içerideki gündemi konuşmaya çalışıyoruz. Son bölümdeyiz yaklaşık olarak son bir saatimiz. Son bir saat içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parlamentoda dem milletvekillerine el uzatmasıyla başlayan sürecin geldiği noktayı olumlu olumsuz konuklarımın görüşleriyle bu bir saat içerisinde tartışmayı düşünüyorum ve Profesör Mehmet Özkan'la Başlayalım. Hocam olay sadece yani açıklamayı ya da açıklama değil e, bir siyasi lider Devlet Bahçeli ile başladığı için bu konu siyasi bir mesele gibi de tartışılıyor. Sizin açınızdan böyle mi? Önce işin bir siyasi tarafı var mı yok mu? Yoksa bu bir Türkiye meselesi mi? E, ne gördünüz? Ne oldu ve nereye geldik? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim yani. E... Devlet gibi son derece tecrübeli, devletin bütün çelini bilen bir lider akşam düşünüp sabah kalkıp böyle başlama yapmaz. Dolayısıyla ben bunun bir geçmişi yani zihin selamda olabileceğini tahmin ediyorum. Ama nedir bilmiyorum. Ama muhtemelen yani o bir anda bir günde bir haftada vermiş bir karar değildir. Yani en azından bunun belki ifadelendirilmesi vesaire son dönem olmuş olabilir ama ya bu konuda demek ki Devlet Bey ciddi ciddi belki geçmişe doğru belli bir süreç bu konuda kafa yormuş ki bel, yani herkesi kamuoyunda bir anda böyle şok eden bir şeye geldi. Yani insanlar beklemediği bir açıklama yorumlandı. Siz şaşırdınız Birinci, mı? E, şöyle e, ben çok şaşırmadım e, ama tabii e, yani böyle bir mesajın gelmesine e, yani içerik anlamda ifadeleri ayrı bir konu ama tabii e, yani Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin durumu gereği bu şaşırmış olabilir ama ben e, artık Türk siyasetinde her şey olabilir diye düşünüyorum. Yani bu konuda şey bakmıyorum. İkinci konu, bu birinci. Yani bu bir anda bir şey değildir. Bunun bir geçmişi vardır ama dediğim gibi bunu ancak yani Devlet Bey'in kendisi izah ederse öğrenebiliriz. Bilmiyoruz ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. İkincisi bakın bu tür açıklamalar bir 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 şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesinde kazandığı yani çabaların ve kazandığı bütün ilerlemelerin bir nevi belli bir süreçte sonlandırılmasında bir mesaj. Malum Türkiye Ciddi şekilde son 8 yılda çok ciddi şekilde terörle mücadele ediyor. Yani Kuzey Irak'tan, Suriye bölgesinden birçok bölgede kendi içerisinde temizlemiş durumda. Yani terör örgütünü yani PDPG parantezin ayrı tutarsak ya ciddi oranda zayıflatmış durumda. Belli bir şeye gelmiş durumda. Dolayısıyla e, yani artık aslında Devlet Bey'in verdiği mesaj şu. Tamam terörle mücadele devam edecek. Etmesi lazım. Zaten doğal olarak ediyor. Ama işin diğer boyutunda artık düşünülebilir mesajı. Bunun tartışılması için kamuoyuna verdiği bir mesaj olarak okudum ben. Ya bunu tabii herkes farklı yorumladı. Ya bu, bu, asla bir terörle mücadelede bir zayıflık iradesi değil. Bu asla Türkiye'nin çıkarlığından bir vazgeçme değil. Ama en nihayetinde yani e, Devlet Bey kendi yılların tecrübesiyle kamuoyunda bence tartışılması gereken, <laughs> ta, tartışılması için bir konuyu açmış oldu. Devlet Bey'den gelmesi tabii çoğu için sürpriz oldu ama kamuoyunu bunu tartışıyor. Dolayısıyla iki açıdan okuyorum. Bir, bu bir, bir anlık bir şey değil bu. Muhtemelen zihinsel anlamda başka bir ekrandı var. İkincisi ne olduğunu bilmiyorum ama ikincisi de net bir şekilde Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının artık bir şekilde bölgedeki dengelerin değişmeye başlaması ve o kazanımların kaybedilmeden yani kazanımlar bir nevi hala Türkiye'nin yani belli bir kontrolündeyken bir şekilde bunun defakto olarak bunun dejur hale getirilmesi ve masada kazanıma çevrilmesi yönelik yapılmış bir kamuoyunda tartışması için bir verilmiş mesaj olarak okuyorum. Bunu bir şekilde... mesaj pozitif mi pozitif bence son derece pozitif. Çünkü bütün dünya baktığınız zaman şu çok net bakın yani biz bazen derslerde bunu anlatırız. Ee, nasıl yok edilir? sorusunu birçok bölgede biz çalışıyoruz ister istemez birçok akademisyen Tabii. bu konuda çalışıyor. Yani şu baktığınız zaman bu şekilde yürütülen yani siyasal boyutta yürütülen yani barış süreci demek istemiyorum ama yani müzakereler de farklı bir şekilde son aşamasına gelmeden önce bir numaralı kural şudur siz terör örgütünü büyük oranda ezmeden ikinci aşamaya geçemezsiniz. Geçerseniz başarı olamazsınız. Bu çok net. E belki de yani bu dediğim gibi Türkiye'nin terör mücadelesindeki başarısının ee, bir nevi tescili lazım. Devlet Bey böyle mi gördü olayı? Türkiye terör örgütünün büyük oranda gücünü kırdı, sizin tabirinizle ezdi ve şimdi ikinci aşamaya geçebilir diye mi düşündü? Şöyle yani ben Devlet Bey'in ne düşündüğünü hangi ha, ne düşündüğünü bilemem ama şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin terörle mücadelesi çok net bir şekilde ortada. Yani ciddi şekilde Türkiye terörle mücadele konusunda ciddi bir seviyeye gelmiş durumda. Sınırların güney bölgelerinde ciddi yani belli bölgeleri buffer olarak kontrol etmiş durumda. Terör belli bölgeleri hapsetmiş durumda. Dolayısıyla özellikle bu İHA'ların, SİHA'ların katkısıyla beraber bu herkesin malumu. Yani bu konuda artık e, ciddi şekilde hepimiz bunu takip ediyoruz. Dolayısıyla tabii yani e, Devlet Bey bu niyetle mi söyledi başka bilmiyorum ama ben en nihayetinde fikrin bazen bir şey vardır. Yani bir fikrin zamanı geldiyse konuşulması gerekir. Bazen e, kimin dillerinde çok Önemli ama... yani zaman hocam sizde. Yani bölge dinamiklerine baktığımız zaman yani bölgede kartlar tekrar dağıtılacak. E, biz dört Türkiye olarak yani özellikle 7-8 yıldır ciddi şekilde bu yani e, işte Barış Pınar olsun, Zeytin olsun birçok şeyle zaten ciddi şekilde terör mücadelede belli bir aşamaya geldi Türkiye. dolayısıyla bunun o kazanımları bence Türkiye kaybetmeden bir şekilde bir sonuculaştırma çabası. Niyeti onun niyeti olarak okuyorum yani şimdi İsrail meselesiyle beraber başka bir boyuta geçti. Belki de 7 Ekim meselesi olmasaydı bu konuları yine konuşulacağını düşünüyorum ben. Yine konuşulabilirdi bu konular ama belki biraz beklenirdi. Belki biz altyapı yapılırdı bilemem. Yani o nasıl yürütülürdü onun şeyi. Ama en nihayetinde, nihayetinde bunlar konuşulabilir. Elbette bunun kararını siyaset ve devlet verecek en nihayetinde. Bir ilginç cümle sarf ettiniz. Aslında çok yeni bir başlık gibi. 7 Ekim Olmasaydı bu konuşulur muydu? Konuşulmaz mıydı? Bence konuşulabilirdi. Yani bu şöyle. Yani konuşur. İsrail Gazze'ye ya da Hamas İsrail topraklarına yönelik bir operasyon yapmasaydı, sonra İsrail Gazze'yi baştan aşağıya işgal etmeseydi, Orta Doğu epey kontrollü de olsa bir savaş alanına dönüşmeseydi, Türkiye'de başka bir tehdit hissetmeseydi, Devlet Bey'in başlattığı süreç başlar mıydı? Başlarda konuşulurdu çok net. Bunu şu, özellikle şöyle söyleyeyim. Bakın mesela e, yeni hükümet kurduktan sonra <laughs> Dışişleri Bakanı ilk yaptığı gezilere bakın. Dışişleri Bakanı kendisi ilk yaptığı bölge ülkelerini ziyaret etti. Bu konuda açıklamaları da var. Yazılar da yazdı. Dolayısıyla artık e, 2014 Mayıs sonrası Türk Dış Politikası'nın geldiği nokta şudur. Bölgedeki kazanımlarını masada hukuki ve net kazanımlara çevirme çabası var. Hmm. Artık bölgede ciddi zaten çatışma oldu, ciddi rekabet var ama artık yavaş yavaş onu bir bölgesel düzene geçirme çabası vardı. Onun için yani dışlara bakarım ...Sağkan Fidan zaten bizatihi bölge ülkelerinin ilk bakanlıktan sonra özellikle ziyaret etti hatırlarsanız. Bütün bölge Yunanistan dahil yani bütün bu bölge ülkelerinin ve güney dahil. Dolayısıyla zaten ona yönelik ben yani bir ile bir barış sürecinde söylemiyorum ama bölgedeki Türkiye'nin askeri ve terörle mücadele kazanımlarının bir şekilde düzen kurmaya tahvil edilmesine yönelik bir çabanın zihinlerde olduğunu ben yani dış politika okuyucusu olarak yani ziyaretlere baktığımız zaman, hmm. aşkımlara baktığımız zaman okuyorum. Buna binaen zaten yani eğer 7 Ekim sonrası yaşanan bölgedeki süreç olmasaydı da zamanla, yani bunun zamanla bugün olurdu, dün olurdu, belki birkaç ay geç olurdu ama bunun e, tartışma ihtimalinin doğal, Türk dış politikasının doğal geldiği süreç olarak okunması gerektiği kanaatinde. Anladım. Cem Küçük, bir kere Devlet Bey'in konuşmasının ardından sen de izledin konuşmayı. O konuşmanın ardından ilk kez karşılaşıyoruz yayında da. Ee, tepkilerini merak ediyorum. Mesela şaşırdın mı? Doğru mu buldun? Zamanlama açısından Devlet Bey neden şimdi bu konuşmayı yapıyor dedin mi? Ee, genel değerlendirmen neydi? Şimdi benim tabii şaşırdığımı söyleyeyim yani ben hatta eve gelmiştim saat 11.30-12 gibi evet. sabah programından sonra işte arkadaşlar aradılar böyle dedi diye ya onlar da ya Cem abi emin mi? Hani ben biz atıyoruz ama sen de bir dinle. Hakikaten böyle mi dedi Bahçeli diye. Ben de hani tabii şaşırdığımız kesin ama ben ile ilgili şunu söyleyeyim. Birkaç hatırlatma yapayım. 2007, 367 kararı. 300, yani Cumhurbaşkanı seçmek için meclise o zaman 550 vekil vardı. 367 şartı gelmişti. Bahçeli istese meclise girmez. Türkiye bir seçime daha sokardı. Aday çıkardı. Meclise girdi. Demokrasi işletti orada. İkinci çözüm, birinci çözüm sürecinde bence mesela istese çok şey yapardı Bahçeli yani şeydi. E, i̇tirazlarını dile getirdi ama orada bıraktı. Yani yani de devletin aklıdır dedi. İtirazlarını dile getirdi hı hı. ve yine 2015 7 Haziran istese başbakan olurdu. Ya başbakan olmak o zamanı kim elini tersiyle itebilir? Cumhuriyet Halk Partisi teklif etti zaten. Yani etti ama hiç elini tersiyle. Gerçi HDP var ama HDP olmasaydı bile Bahçeli bence orada şeyini gösterdi. Buradaki şey şöyle. Bence iki açıklaman iki türü var. Bir, yani yeni bir çözüm süreci gibi algılanan Öcalan silah bıraksın çağrısı yapma kısmı. Ben o kısma katılıyorum. Yani Öcalan silah bırak çağrısı yapabilir. Orada çok tartışılan bence öbür tartışmaları güme götüren şey de yani meclis bunu meclis. gelip Dem Parti meclisi Dem Parti'nin salonunda yapsın demez. Yani bu açıklamayı yapacağım mekanla ilgili tabii şimdi yerle o ilgili makine. bir tartışma. Ben oluyor. halkın nabzımı kendime göre iyi ölçtüğümü düşünüyorum ya yani uzun zamandır. Ve herkes oraya odaklandı. Ben de haliyle ya bu olmaz ben ben de öyle dedim yani. Hatta Yeni Şafak bizim gazete Türkiye herkes işte yeri İmralıdır. Öcalan'ın diye manşetler attı bir gün sonra. İki gün sonra manşetler atıldı. Bu manşetler Öcalan'ın yeri İmralı'dır derken bu açıklamayı yapsın, örgüt silah bıraksa, karşı bir değil. karar alsa, kendini lağvetse de yeri İmralı'dır anlamına mı geliyor? Evet, evet, tabii. Şey yani şu, orada müebbet hapis cezası. E, yani hükümeti destekleyen kanal ve gazetelerdeki arkadaşların hı hı. önemli bir kısmı, dediğim gibi Öcalan böyle bir çağrı yapabilir, terörist başı yapsın ama öyle Öcalan meclise gelsin bunu yapsın değil. Ha şöyle diyenler de oluyor. Aynen Erdoğan'ın yani İsrail bize saldırır, direkt saldırmayacak değil mi? O daha net konuşulması lazım. Şimdi nasıl tabii ki İsrail gelip bize silah topla şöyle saldırmayacak ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında o da anlaşılıyor. Onun önüne geçilip daha net bir açıklama yapılması lazımsa hı hı. burada da yani Öcalan terörist başı bir çağrı yapsın tamam silahları bıraksın bunu İmralı'dan da yapabilir. 43 aydır tecrit varmış yani avukatlarıyla görüşmüyor. Ya, bunu İmralı'dan yakınlarıyla... yapsın diyorsun ama İmralı'dan Yapsın, ee, sonra İmralı'daki hayatı devam edecekse, orada o devam O zaman etsin. niçin yapsın? Güzel, benim de hep söylediğim, yani önceki haftalarda yaptım, seninle karşılaşmadık ama İsmet Paşa'nın meşhur lafı, kurtlar vasitesi çok geçer ama çok doğrudur. Senden olana bir şey vermezsen niye senden olsun? Yani bir şey vermeyeceksen niye desteklesin seni? Yani. Doğru, ben de ciddi öyle. Ama bu öcalanı evapsine çıkarayım yani meclise gelsin, Dem Parti'de söylesin, Yüce Meclise orayı kirletsin filan bunlar yani orayı kirletmiş olur. Bu kabul edilmez. Ha böyle bir çağrı yapabilir İmralı'dan. 40 bin kişinin katili, çocuk katili, bebek katili. Bunu Türk halkına anlatamazsın. Bak şunu da söyleyeyim Faruk. Çözüm süreci başladığında Hakan Bey 2007 TİKA Başkanı 2008 Emre Taner'in yardımcısı oldu MİT'te. Tayyip bir ona görev verdi. Oslo gitti İngiliz İngiliz istihbaratının kontrol hakemliğinde gidildi görüşmeler yapıldı. Sabri Oklar, PKK'lı teröristlerle görüşüldü. Yani Tayyip Bey'in görevlendirmesiyle. 2010. Hakan Bey MİT müsteşarı oldu. Sonra devam etti. İşte 7 Şubat'lara kadar düşün. Hani Erdoğan onu değil beni alın demesine kadar geçen süreçte. Bir hazırlık yapıldı 3 yıl. Ve o zaman Türk toplumunda şu vardı. Ya Avrupalılar bunu denedi İngilizler. İşte e, İspanyollar hatta fark işte Kolombiyalılar biz niye yapmıyoruz? Toplum bunu satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi kitlesini o zaman yüzde kitleyi dönüştürdü. Ya çünkü o zaman toplumda bak biz mesela ben o zaman noniyim, dışarıdan biriyim. Yani, ya hakikaten bu bir yapılsın toplum böyle diyordu. Ya bir de bu denensin bakalım hakikaten çöz. Ve ben o zaman mesela 2012 o, Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı. Birkaç defa onunla geziye gittim. Güneydoğu'da hakikaten psikoloji çok değişmişti. Ya yani böyle daha umut, daha böyle güzel. Herkes yeni bir güne güzel uyanıyor. Terör olmayacak. Ya bunlar bitecek filan böyle bir şey vardı. Tamam Sonra... şimdi de aynı haya olabilir. Yok mu? Neden Ola... olmasın? Şimdi halkta öyle bir duygu yok. Neden? Ben şimdi halka sorduğumda halkın gündeminde bu değil. Çünkü şöyle. Bunu AK Parti yani benim de bütün 3 sene 4 sene bu programlarda en temel argümanım terörü bitirdik. İçeride hiçbir şey olmuyor. PKK'yı dışarı attık. Kuzey Irak'ta MİT 2-3 yılda 231 kişiyi imha etti. Binlerce PKK'lıyı öldürdük. Ve Amerika'yı Barış Pınar'ı, Fırat Kalkan'ı, Zeytin Dalı'nı yaptık. Diğer tarafa attık. Burada. Ve PKK'nın kucağında şu an. İşte, e, bu arada Amerika bak dikkatini çekerim. Beze Hozat, Duran Kalkan ve Murat Karayal'ın başına ödül koydu. 1-2-3 milyon dolar diye. Ama mesela Şahin'in başına ödül koymadı. Çünkü onu o koruyor. Onun adamı zaten şey yapıyor. Toplum şu an ona hazır mı? Mesela şey bir şey demez toplum bence. Yani benim gördüğüm terörist başı çağrı yapsın. PKK silah bıraksın. Ama terörist başı da orada hayatını sonuna kadar o cezaevinde geçirsin. Ona bir şey demez. Ama Öcalan'a bir ev hapsi veya bir meclise gelsin olursa AK Parti ve MHP hayatında görmedi, oy kaybını yaşadı. Peki sen kişisel görüşünü soruyorum, gözlemlerim değil. Yani 40 yıllık süreç, binlerce, on binlerce insan ve tabii şehit askerler, öğretmenler, yani küçücük kasabalarda, köylerde bile mezarlıklarda bayraklar var. Her yerde, Anadolu'nun her tarafında. Ve Türkiye'nin, biraz önce Gürsel Tekin söyledi, 40 yılda 800 milyar dolarlık bir bütçe bu kadar parayı teröre harcadı. Daha azdır ama fark Şimdi etmez. Sayın yani. Bahçeli bütün Hepsi. bunların hepsini yani milliyetçiliğinden, vatanseverliğinden şüphe edilmeyecek bir siyasi lider olarak bütün bunların hepsini masaya koyup gerçekten bu konuyu artık kaldıralım Türkiye gündeminden demesi halkta senin az önce söylediklerine dayanarak kişisel görüşünü de soruyorum. Karşılık bulmaz mı diyorsun? Bence bulmaz. Yani bu halka şu an soralım. Mesela bizim Gürkan Duman şey Betim var. O bir araştırma, ya daha doğrusu onun bir anket yaptı arkadaşları. Çok bununla ilgili mesela iktidar ve muhalefet, iktidar ve orta MHP'de ciddi bir kayıp yaşanır. Toplum buna hazırdı. Bir de şimdi bak şöyle. Önce kendi fikrimi söyleyeyim. Böyle bir çağrı yapılabilir. Yani Öcalan böyle yapılabilir ama cezaevinde kalmaya devam eder. Evapsı olmaz. Ev hapsi olursa veya meclise ya, umut gelirse. Umut hakkı var ya. Olmaz. Evet evet. Ya, evet. Ben kendi adıma söylüyorum şimdi. Olmaz. Hı hı hı. Umut onu, Hak... da, onu da da olmasın, Hak... olmasın diyorsun evet. sen. Umut hakkı af demektir Faruk. Tamam. Umut hakkı af demek. Yani hiç öyle lafı çevirmeye gerek yok. Hı hı. Umut hakkı ev hapsidir. Dışarıya çıkması demektir. Filan Bu demektir. Yani başka bir şey anlamaya gelmez. Şey yani böyle bir çağrıyı yapsın. Hiç buna itirazım yok. Bahçeli'nin orada iyi niyetinden bir gram şüphem yok. Evet. Ama sen zaten içeride az önce saydın 8 yılda bir şey olmuyor ki. Yani bu son olayı sayma. Bir şey olmadı ki. Biz terörist yani şehitlerimizi sınırın içinde vermedi ki. Peki Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye hani Kürt meselesi ya da Kürtlerin meselesi nasıl tarif edeceksen et. Türkiye'nin bu başlık altındaki e, ekonomik kaybını da düşünüyor musun? bizim şimdi ekonomik kaybımız Mesela o demokratikleşme başlığı altında Türkiye'nin kuramadığı işler yapamadığı işler 400-500 milyar dolar bir harcamamız olduğu kesin buna. Canlarımız var. Şimdi ama biz 8 yıldır içeride tek tük vardır yani bir şehidimiz de fazladır benim için. Ama hani büyük şehit yani öyle Tabii sayıca ki. vermedik. Biz Barış Pınarı, Fırat Kalkanı Zeytin Dalı'nda sınırın diğer tarafına yani Fırat'ın doğusunda şehitler verdik. Dolayısıyla bizim eğer bu işi biz çözeceksek PKK işini bunu Amerika ile konuşacağız veya Amerika ile mücadele edeceğiz veya Amerika ile savaşacağız. İş oraya gider. İçeride zaten benim bir sıkıntım yok ki. Mardin'den kimse girmiyor. Hakkari'den kimse girmiyor. Ağrı'dan kimse girmiyor. Giren yakalanıyor. Bu son olay ayrı. Bunu saymıyorum. Yani önemli bir olay, büyük olay ama bu şeyde saymıyorum. Dolayısıyla değil. Bir diğeri Faruk, onunla tamamlayayım. Şimdi bu olayda böyle bir devlet böyle bir şey yapabilir. Ama bunun bir ön hazırlığı olur. Ben buna çok bir ön hazırlık görmüyorum. Ama söylediğinin tam aksini söyleyenler var. Mesela bir önceki çözüm sürecinde bu hazırlığın yapılmadığı, hatta birçok ya. şeyin çok gizli olduğu, Ben dolayısıyla e, meclise gelmediği, siyasi partilerin haberinin olmadığı Ben bir şey söyleyeyim sana bak. ve bunun da sonunda patladığını iddia edenler bak, var. Ben 2012 13ten sonra 17-25'te bu olayların içinde ve devlet görüş çok sık görüşürdüm şimdiye göre. Ben Emre Taner Bey'den bunları dinledim. Yani hayır çok ciddi bir hazırlık vardı. 3 yıl sürdü. Yani Oslo 2008, 9, 10, 11 yani çok büyük hazırlıklar vardı. Şey ha PKK silah bırakmadı. Ee, daha önce burada anlattım. Hakan Bey'den dinledim. Yani David Phillips Amerikan Dışişleri Bakanı da Demirtaş'ı çağırdılar Amerika'ya. Bölgede 40 milyon Kürt var. Öcalan sen lider da. olacaksın. Sen yani lider yani olursun. Hı. Ama şu çözüm süreci de ne? Bir de seni başkan yaptırmayacağız. Devletin verdikleriyle mi yetineceksiniz? Masayı dağıttılar. Ceylan Pınar'da iki şehidimiz. İki polisimiz ve PKK o masayı dağıttı. Şimdi bak, bunları söylüyorsun, ısrarla hani her açıdan anlayalım diye evet. ısrar ediyorum. Şimdi bütün bunların dışında Amerikalılar belki bunu yapmasın diye, işte belki Ruslar başka şey yapmasın diye, belki İran devreye girmesin diye içeriden bir çağrı yapılıyor. Yani bu daha korunaklı bir çağrı değil mi? Daha ha, hayır hani dış enfeksiyonlara kapalı bir çağrı yani şöyle görülmüyor. Şöyle önemli. Mu sana? Biz şimdi bak ben Dem Parti'ye burada seninle tartışırken hep ne diyordum? Evet. Arkadaş PKK'yı kınayın gelin. Ben Kürt devleti istiyorum de ya. Bu senin demokratik yani Sen hakkın. kapatılsın diyordun. Hayır yani hayır. Anayasa Mahkemesi'nde. Normalde öyle şöyle. Evet, ter terörle mesafe evet. koy. Gel. Pek Kürt devleti istiyorum be. De. Benim görüşüm hep Hı -hı. ben bunu 10 yıldır derim. Hı -hı. En marjinal fikri söyle ama terörle mesafe koyacaksın. Bugün Dem Parti PKK'nın kontrolündedir. Yani işte bu iki saldırı yapan teröristlerden biri hı. 2015'te Hakkari'de eş genel başkanmış. Öbürü de DEM Parti üyesiymiş yani eski HDP. Yani DEM eşittir PKK'nın siyasi kanadı çok doğru bir laf şey değil. Ha PKK'yı kınarsın Ayan Bilge'nin yaptığı hı. gibi gelirsin her türlü mecra açılır bu kanallar da açılır hı hı. konuşulur yapılır. Buradaki şey şu benim yani bunu ben iki, kişi, iki önemli kişiye sordum şimdi adını söylemeyeyim. Biri bana Bak, hani Cumhurbaşkanımızın bunu bilmediğini. Yani aç, böyle bir çağrı yapacağını bildiğini ama Öcalan'ın meclise gelip gideceğini bilmediğini söyledi. Yani Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadığını söyledi. Yani Cumhurbaşkanım en yakındaki kişileri söylüyorum. Söyledi. Geçen çarşamba günü biz bunu kendi programımızda konuştuk. Gece beni bir buçukta aradılar. Gece yani uyumadığımı bildikleri için. Bir başka gene önemli kişi de Erdoğan'ın bilgisi dahilinde oldu. Geceleri olduğunu. uyumuyor musun? Hayır programdan çıkıyorum. <laughs> yani biz he. insanlar uyuyoruz. Evet. Sabah dörtte kalktığım için gene yani şey. Yani bir, bir öne, önemli kişi Cumhurbaşkanımızın bir, bu çağrıyı bildiğini ama Öcalan kısmını bilmediğini meclise gelmesini diğeri de bildiğini söyledi. Şimdi demek ki bir kafa yani hmm. mesela istihbarattan bazı arkadaşlar bunu bilmiyor. Genelkurmay'dan bazı şeyler bir ya veya milletvekilleri bilmiyor mesela bunu. Dolayısıyla bunu şöyle ben şunu demek istiyorum. Ben bunu desteklerim ama terörs başı orada kalmak kaydıyla. Bu önemli bir çağrıdır ama bunun bu işler kamuoyuyla şeffaf yürüyor Faruk. Öyle mesela Şeffaf değil mi? Açık bir Hayır, öncesi yani daha, baş, daha mecliste grupta 16 konuşuyor. aydır yürütülüyor deniyor. Ben duymadım böyle bir şey. 16 aydır nasıl yürütülüyor? aydır Tüm yürütüldüğüne dair bilgisi olan var mı? Benim, benim, yok. Benim, benim yok. Değerli Benim, Benim tahminlerim var. Yani o konuda tamam, Cem toparlasın geliyor. Hemen şey tamam. yani vardır deniyor. Ben bilmiyorum ama bunu şöyle. Cumhurbaşkanımızın çarşamba günü az bir bilgi aldım. Bu konuyu grupta çok net anlatacağını. Yani bu konuları alan meselesi. TUSAŞ sağlarız hepsini hı hı. değerlendireceğini öğrendim. Kamuoyu bilgilendirilsin süreç nasıl ilerleyecek, yol haritası bir görelim. Şunun da önüne geçilmesi lazım, bunu ısrarla söylüyorum. Çok da destek alıyorum. Bu, Cumhurbaşkanımız biliyorsun, meclisten karar çıkarsa bir dönem daha aday oluyor. Başka türlü olamıyor. Dem Parti ile yeni anayasa yapma veya Cumhurbaşkanımızın bir dönemde aday olması konusunda, Dem ile işbirliği konusunda da AK Parti'nin bir açıklama yapması gerekiyor ki AK Parti o açıklamayı yapacak diye düşünüyorum. Çünkü bu şöyle anlaşıyor. Yani biz aylarca muhalefete sen terörle işbirliği yaptın diyoruz. Terör yani terör siyasi kanadıyla, şimdi sen terör siyasi kanadıyla bir anayasa değişikliği ve benzeri yaparsan o zaman muhalefete bir şey deme hakkın yok. Yani ne diyeceksin Şu o siyasetine zaman? siyasetine gelecek dönemdeki etkilerini hızlı bir turla tekrar evet. konuşuruz. Kürşat Tekin. Evet. Son derece önemli bir konu ama bu 16 aylık, 15 aylık hazırlık sürecinden ...olduğu söylenen... ...hazırlık süreciyle ilgili bilginiz var mı? Sayın Bahçeli'nin... ...açıklamalarını duydunuz, dinlediniz. Yani izlerken Sayın Bahçeli... Ha, şeyi ...ve bu bak, açıklamalar sağır, değil... ...şaşırdınız çok mı? Özür dilerim, hadi hadi. Hemen hızlıca söyle. Ben geçen... Serkan da burada program... ...bunu mesela benim çok... ...kendi takipçilerim var. Sürekli yazan... ...bunlar 500 bin 1000. Bir kişi hariç kimse bunu desteklemedi. Onu söyleyeyim. Yani. Gürsel Bey buyurun. Şimdi bir atasözüyle başlamak istiyorum... Hani bizde derler ya, acıyı acıyla suyu sancıyla keserler. Bu ne demektir? Yani bir güçlülüğü aşmak istiyorsanız başka bir güç kullanmak zorundasınız. Bu mesele böyle üç gün, beş gün önceki bir sorun değil. İşte Rahmet Gözal kısmen denemiştir, maalesef başaramamıştır, sorun olmuş. Demirel İnönü döneminde benzer çalışmalar olmuş, sonuç anlamamış. Mesut Yılmaz Diyarbakır'a gitmiştir bu mesele. Avrupa Birliği'ne girmenin yolu Diyarbakır'da geçer demiş olmamış. Sayın Erdoğan 2005 yılında Diyarbakır'da bu mesele benim meselemdir demiş olmamış. Daha sonra bir çözüm süreci başladı. Ne yazık ki çözüm süreci de çok büyük ağır bir maliyetler ödetti. Hı hı. Ve bütün bu soruna baktığımızda işte 2-3 saattir konuşuyoruz. Orta Doğu coğrafyasında yaşanan sorun bugün İsrail çeşitli işte e, ülkelerin oradaki e, yaratmış olduğu sorunlar hı hı, hı. size zorunlu olarak bu meseleyi mutlak tabii ki bu mesele böyle hani e, çok aleni konuşulacak bir sorun değil 40 yıllık sorun daha önce enfekte edilmiş çeşitli sorunlar yaşanmış ve sayın Bahçeli'nin yani sadece bugün değil 99'da bana göre çok önemli bir görev yaptı Sayın Bahçeli. Hı hı. Yani o gün işte Amerika'nın Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye vermesi aynı zamanda o dönem bir idam vardı. Sayın Bahçeli Türkiye'nin ikinci partisiydi. Çok güçlü bir dönemdi. %19 oyu vardı. Elbette %20'ye evet. bir yakın 20'ye yakın oyu vardı. Eğer konsolide edemezseydi evet. ve bu idam gerçekleşmiş olsaydı bugün belki başka bir şeyler konuşmuş olacak. Ya çok kolay değildir düşünün. Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir partinin çıkıp işin e, sanki bir e, seçim süreciymiş bir re'ye tahvil etmek için söylenen bir laf değildir. Bu Türkiye'nin birliği bütünlüğü için hı hı. kullanılmış bir laftır. Türkiye'nin bunu siyaset dışı değerlendirmesi gereken bir meseledir. Yani bunu önümüzdeki süreçte seçim olacak bu seçimde kimin cumhurbaşkanı olup olmayacağı, demin kime destek verip vermeyeceğinin ötesinde bakmamız gereken bir meseledir. Eğer bu meseleyi de bugün burada ıskaladığımızda o zaman hiç ya bakın bizim konuştuğumuz bir hikaye 60 milyondan bahsediyoruz. Orta Doğu coğrafyasında sahipsiz kalmış oradaki ülkelerin yaşamış olduğu sorunlarda çeşitli emperyalist ülkelerin yönettiği, yönlendirdiği bir nüfustan bahsediyoruz. E şimdi Türkiye buna seyirci kaldığı zaman bir kazanç elde edecekse başka bir şey. Ama benim kişisel düşüncem Sayın Bahçeli'nin bu e, belki de çok keskin oldu. Ya yani Bu MHP açısında çok keskin bir cümle oldu. Hı hı. Ama biraz önce de dediğim gibi hani acıyı acı, suyu sancı keser. Onun için keskin bir cümleyle ve Sayın Bahçeli gibi bir ee, devlet adamı ve aynı zamanda e, uzun süre e, bu konudaki duyarlı olan bir insanın söylemesi olayı biraz daha kolaylaştırır gibi geliyor bana. Evet, çok kısaca cumhuriyet bütün siyasi partilerle ilgili de görüş alacağım da mesela cumhuriyet halk partisinin verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya sayın Özgür Özel'in baştan itibaren belki yöntemsel olarak biraz önce. Cem'in de ifade ettiği gibi çok keskin şeyi e, itiraz etmiş olsa da sorunun çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel son derece samimi bir şekilde e, sürece katkı sunacağını ifade Bu etti. Bu arada Özgür Özel de çağrı yapacaksa oradan yapsın dedi yani. Hani benim dediğimi söyle ben başından beri ödüyorum. O yöntemler orada. önümüzdeki yani süreçte çokça şeyler meclisin değişebilir yani. Meclisin önünü kapattı Özgür, oradan yapsın dedi. Hı. Dün söyledi onu yani. Ama günün sonunda bütün bu meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Doğru. Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması, tartışılması gerekiyor. Bir şeyi dikkat etmemiz gerekir. Yani yine bir deyimle söylemek istiyorum. Azerilerin bir deyimidir. Hani vurmayacağı ondan belli elini yeke taşa atıyor. Bu anayasa tartışmasını bu sürecin dışına çıkarmamız lazım. İşte çünkü anayasa ama tartışması ona, olduğu zaman hemen bir anayasanın ilk dört maddesi ve başka şeyler gündeme geliyor. Ondan bağımsız yürümesi gereken bir olay diye düşünüyorum. Anayasa dışında konuşulması Elbette gerek. çünkü anayasa dediğinizde anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açtığınız zaman... Bu süreci baştan itibaren enfekte edersiniz ve tartışma olmaktan çıkarırsınız. Ama anladığım kadarıyla siz Sayın Bahçeli'nin çağrısını olumlu buluyorsunuz. Kesinlikle olumlu. Buluyorsunuz. Desteklenmesi gereken bir çağrı gibi görüyorsunuz. Elbette bakın ya arkadaşlar yani bunlar böyle ya işte Sayın Bahçeli yattı, ertesi gün kalktı, rüya gördü. Yani benim bildiğim kadarıyla Serkan dahi bilir, Sayın Bahçeli'nin konuşma metni. Daha önce işte partinin genel merkez yöneticilerine iletiliyor konuşmadan önce. Mesela o hafta iletilmedi kimse farkında şey olmadı. Yani genel başkan yardımcıları grup başkanlarına gitmedi. Yani çok ciddi şekilde hazırlanmış. Yani grup başkanları için de sürpriz bir konuşma. E Bence de oldu evet bence de oldu. Serkan Toper'in bilgisi var mı bu konuda öyle mi oldu? Şimdi Faruk Aksoy. Tabii konuya dair görüşlerini evet. alacağım. Tamam. Evet. Şimdi salı günü, yani sadece Sayın Devlet son, Bahçeli son kendi söyleyeyim. ifadesi. Bir cümle kendi... söylesin mi? Son ya? cümlemi söyleyeyim. Yani e, Sayın Bahçeli'nin söyledikleri çok keskin gelebilir. Ama her siyasi parti çok aleni bir şekilde bu konuyla ilgili düşüncelerini söylerse en azından bir tartışma konusu olur, bir müzakere olur. Bizi izleyen vatandaşlar da olayın nereye varacağı konusunda bir kanaata varmış olur. Anladım. Buyurun Sayın topar Sayın Devlet Bahçeli Bey, demlilerle mecliste el sıkışması akabinde ortaya çıkan tartışmalarda şunu ifade etmişti. Biz canımız sıkıldı, doğaçlama gittik, birilerinin elini sıkmadık. Dolayısıyla Gürsel Tekin'in de ifade ettiği gibi Devlet Bahçeli Bey hesaplamadan, planlamadan, stratejisini geliştirmeden kamuoyuyla bu şekilde anlık duygu bildirimleri Yapmaz. Şimdi salı günü buraya geldim. Değil mi Sayın Devlet Bahçeli Bey'in açıklamasından sonra içerik hakkında bilgi sahibi olmadığımız için sadece şunu söylemeye geldim Faruk Aksoy'a. Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleneklerinde, misyonunda ve Sayın Devlet Bahçeli Bey'in devlet adamlığı noktasında söyledikleri her sözün sözümüz olduğunu beyan etmeye geldik. Hı, hı. İlk şok edici tepkiler, ilk şaşkınlık ama şunu biliyorduk bu bir biat kültürü değil. Kant'ın anlayışı vardır. Bir eyleme bakarken önce hangi amaçla yapıldığını tespit etmek sizi hakikate götürebilir. Yani niyet ve eylem denkleminde. Bazen CHP'li dostlar diyor ki ya bizi niye eleştirdi Serkan Toper? Ben aynı noktadayım. Teröre alan açma pahasına sadece bir seçim kazanmak, oy alabilmek. Bu noktada gerekirse terör devleti de bize komşu olsun diyen bir anlayışla Terör devleti kurulmasın. Türkiyelileşin. Bir yıllık kardeşlik etrafında kenetlenelim. Niyet ve cümlelerin aynı kefeye konulmasına bir kere topyekun karşı çıkacağız. Kimse siyasi fırsatçılık yapmayacak. Devlet Bahçeli Bey tekrar başa dönelim. Kant anlayışına. Eyleme değerini veren niyettir. Eğer eylem kişisel çıkarlar, kişisel beklentiler, kişisel menfaatler için yapılıyorsa yanlıştır, gayri ahlakidir. Eylem kişisel beklenti ve çıkarlardan arınmış şekilde devletin, milletin ali menfaatleri gereği gerekirse bedel ödenme pahasına yapılıyor ise mutlak doğrudur ve ahlakidir. Aradaki farkı anlatmak için söylüyorum. Milli şahsiyetlerin ki Devlet Bahçeli Bey bu konuda herhalde 85 milyon üzerinde tartışma götürmeyeceği bir liderdir. Kişisel ikballeri için bir eylem tarzı geliştirmez. Partisinin menfaatleri için de bir eylem tarzı geliştirmez. Dolayısıyla geçmişte terör ve terör partisini kınamadan, eylemlerine teslimiyet halinde boyun eğerek, terörün söylemlerini kutsayarak, ortak mutabakat metinlerine serpiştirerek milli yürüter devlet noktasında gevşemelere alan açacak söylemlerde bulunarak tezkelere hayır diyerek yapılan işbirlikleriyle atılan bu tarihi adamı atı adımı yan yana getirerek kendilerine siyasi fırsat alanı açanlar. Hala şunun dersini almadılar. İnsanların anlık öfkeleri, insanların anlık şaşkınlıkları üzerinden suyu bulandırabilirsin, siyasi fırsatçılık yapabilirsin. Ama öfke ve şaşkınlık geçtiğinde insanlar sağduyulu düşünmeye ve davranmaya başladığında sizleri sadece fitneci, güven vermeyen, ortalık karıştıran kişiler olarak tanımlıyor ve kodluyorlar hiçbir zaman hakikatle işiniz olmadığını, tek derdinizin popülist söylemler üzerinden oy avcılığı olduğunu da herkes görüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni, milliyetçi ülkücü geleneği, bir etnik grubun ötekisi gibi konumlamaya çalışanlar, milliyetçi ülkücü hareket büyük bir medeniyet tasavvurunun temsilcisidir. Herhangi bir etnik grubun ötekisi değildir. Devlet Bahçeli Bey de her büyük liderin yapması gerektiği gibi kamuoyu tepkilerinden çekindiği için söylemesi gerektiğini söyleyemeyen, doğruyu ifade edemeyen kişiden lider olmaz. Risk alamayan kişiden lider olmaz doğruları beğenilme kaygısına, toplumun her kesimi tarafından sevilme kaygısına rehim vermiş, nabza göre şerbet veren, sevgi pıtırcı rollenmesi yapan kişilerden lider olmaz. Devlet Bahçeli Bey çıktı dedi ki, anayasa mahkemesi yapılandırılmalıdır dedi. Bir dedi, temel hak ve hürriyetler yönünden inceleme yapan bir anayasa mahkememiz olsun. Bir de parti kapatma ve yüce divan sıfatıyla sadece ceza hukukçularına oluşan ikinci bir anayasa mahkemesi yapısı olsun dedi. Ve buralarda tartışmadınız hiç. Ama ne zaman kapatılsın dedi gündeme oturdu. Ben de geldim anlattım dedim ki Sayın Devlet Bahçeli Bey kapatılsın derken bakın anayasa mahkemesinin problemlerini anlattı. Hukukçu olmayan üye problemini anlattı. Türkiye aleyhine verdiği karar problemini anlattı. Anayasayla kendini bağlı hissetmiyor olması problemini anlattı. Ne zaman ki kapatılsın diye manşet attı o zaman konuşmaya başladınız. Gazetecisiniz bilirsiniz değil mi? Bazen çarpıcı manşetler atılır. Bakarsın manşetle içerik de çok birbirini de. Yok canım her şeyi Yok. nereden ha. bilelim gazeteciyiz diye. Yok gazetecilik tekniğidir. Ben medya hukukçusuyum. Zamanında Tabii. çok çalıştım. Giderdik sizin medya temsilciler şu savunmayı yapardı. Tamam manşet biraz sert oldu ama İçerik yumuşak. İçerik yumuşak. Evet, sadece okunmasını sağlamak için manşet Manşeti attık. Manşeti bu şekilde attık. Ya hafta derlerdi ki evet ya sen maddi gerçek buymuş ama biz de görünür gerçekle bağlıyız. Devlet Bey manşet mi attı diyorsunuz? Manşet attı ve Devlet Bahçeli Bey hep bunu yapar. Bakınız diyoruz ya aldığı bütün kararlar neden bu kadar doğru çıkar bir liderin? Bunu tartışırız burada. Devlet Bahçeli Bey bakın 3-5 gündür herkese neyi tartıştırıyor? Neyi? Bu meseleyi tartıştırıyor. Ama hangi eksenden tartıştırıyor? Geçmişte Gürsel Tekin Bey ifade etti. Biraz batı gölgeli. Terörün eylem amaçlarını kutsayarak... Teröristi kutsayarak yürütülen tüm sonuçlar 7 Haziran'da milletin ferafetine takıldı. Geçit vermedi. Oy almak, Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden iktidar olabilmek. Sadece kifayetsiz muhterislerin kişisel ikballeri için teröre terör demeden, terörü siyasi uzantılarına meşruiyet atfederek yapılan yine batı gölgeli açılım sürecine, CHP'nin açılım sürecine 14 Mayıs'ta millet geçit vermedi. Hem de çok ağır ekonomik koşullar ortamında vermedi. Bir daha değil yoktu 14 Mayıs'ta, nerede açılım süreci var? Var, işbirliği var, seçim edildiği işbirliği var. HDP ile <laughs> işbirliğini kastediyorum. Evet, diyorsun. HDP ile. Bakayım. Şimdi izniniz olursa... Pardon, tamamlayın. Yok yok, tamamlayacaksınız. Hı. Yani senin için izniniz olursa diye diğer Hı. konuklardan Hı. izin talep ediyorum. Hı. Şunun için, daha ülkücü bir e, kimliği olduğu için Serkan Toper'in, tamam, yani MHP'ye en yakın isim stüdyoda olduğu için, şimdi CHP örneğini vermesi enteresan oldu. Mesela CHP'ye çağaltıyorum. Derdim CHP örneği vermedim. Yok şöyle CHP'de CHP yapılmış açılım sürecini anlattım. Şunu sormaya çalışıyorum. Yani CHP'nin işbirliğinden bahsederek yaptık evet Biz yap. şu anda seçim işbirliği diyorsa eyvallah evet. ama bir Tabii, açılım daha işbirliği. Evet. değil. Kaldı ki altılı masa vardı. Altılı masanın dışında yani sonuç itibariyle itibarıyla nasıl ki AK Parti çeşitli siyasi partilerle ittifak ettiyse hem de o dönem ya da Yeşil Sol Parti hı hı hı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Şimdi şunu sormaya çalışıyorum. CHP'nin e, bu işbirliği halk tarafından kabul edilmedi diyorsun. Hı hı. Bunu söylerken muhtemelen seçim sonuçlarına bakarak söylüyorsun. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bence çok geniş düşünülmesi gereken hı hı. E, bu açıklamaları ve bu çıkışı da halk nezdinde Cem'in söylediği gibi e, henüz daha bir kantara konulmadı. Ama Cem araştırma şirketlerine bakıyor, çeşitli isimlere de referans vererek diyor ki çok büyük bir kabul görmüyor. Bunun MHP'ye olumsuz bir faturası olur mu? Ne diyorsun? Faruk Aksoy. Ama o geçerken, şeye de baktığınızda, partisi. çok affedersiniz ya çözüm sürecine baktığınızda ilk etapta aynı tepki Ak Parti için de olmuştu. Ama Ak Parti. O e, altyapısını oluşturduğu için işte illerde akil adamlar, çeşitli sivil toplum örgütleri, oda başkanlarını sürece çok dahil ettiği dahil için bu. daha sonra. evet Çünkü hem ilk etapta bu işler böyle olur yani. yani. 2023 seçimle ilgili aldı. de şunu Hayır, söyleyeyim. Şu, ama yani bundan dolayı evet. kaybedilmiş değildir. Maalesef üzülerek söylüyorum. Altılı masa... 6'lı masa sandığa sahip çıkamadığı için kaybetmiştir. Yani MHP gibi çok milliyetçi yani çok milliyetçi Hareket Partisi milli adı milliyetçi olan bir parti. Evet. Bunu söylüyorsa Bu Ak Parti buradan zararla kaybederek çıkmadıysa MHP niye çıksın? Yani MHP bu kadar birikimine rağmen böyle bir teklifte bulunuyor. Hani bu biraz da ters ama bak, taraftan o, düşünmesi o, ama Sayın Bahçeli'nin okumuş olduğu şey Sayın Erdoğan'ın bilgisinin dışında olduğuna zinhar inanmıyorum. Şimdi Peki. 2011'de MHP Ser kaç oy aldı? %10-11. Evet. 10, 12. 13. 10, 12 aldı mı? 2011'de. 13. Evet. 10. Peki 2015'te ne aldı? O sözüm sözcüğünde 17. Aldı. 17. Sonradan düştü. Yani o süreç MHP muhalifti MHP'nin oyu arttı. O zaman Serkan Toper'i dinleyip tamamlasın. Biz dinleyelim, o da tamamlasın. Yani şu, MHP'ye bir, bir bu eksi artık, faturası olur mu? Bunlar, Milliyetçi Hareket Partisi, Faruk Aksoy. O yüzden dedim ya, niyet. Hı hı. Birileri oy artırmak için, hı hı. bunu denerken, bedel ödeme pahasına, Milliyetçi Hareket Partisi için sonraki seçimler hiçbir zaman manşet olmamıştır. Sonraki nesiller her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin önceliği olmuştur. O yüzden kamuoyunda milli şahsiyetler ancak bu şekilde önemli adımları atabilir ve kamuoyu desteğin alabilir. İlk şok atlatıldıktan sonra, ilk şaşkınlık atlatıldıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi batı gölgeli bir açılım süreci mu vaat etti? Terörün eylem ve söylemlerini kutsayacağını mı ifade etti? Milliyetçi Hareket Partisi terörle müzakere ve diyalog ortamı mı kuracağız dedi. Dedi ki kayıtsız şartsız devlete teslim olun. Türk adaletinin sizler için layık göreceği cezaları çekin. Terörü bir metot olmaktan çıkarın. Gelin mecliste demokratik siyasal mücadeleye inanarak, demokratik siyasal mücadelenin gücüne inanarak mecliste bütün problemlerinizi aktarın. Siyasi mücadelenizle Söylemlerinizi, hedeflerinizi, ideolojinizi hayata geçirmeye çalışın. Hı. Ama ideolojinizi terör marifetiyle hayata geçirmenize hiçbir demokrasi müsaade edemez. Dolayısıyla burada terör, eylem ve söylemleri kutsayan bir cümle duyamazsınız. İlk dört madde tartışmalarını duyamazsınız. Üniter yapıyla alakalı bir tartışmayı duyamazsınız. Hı hı. Coğrafi bütünlükle alakalı bir tartışmayı duyamazsınız. Ama şunu duydum. Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, Kürt kökenli kardeşim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ısrarla o terör aparatları nereye konumlandırıyordu? Kürt kardeşlerimizin ötekisi gibi konumlandırmaya çalışıyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Ülkücü Camia tekrar altını çiziyorum. Hiçbir etnik grubun ötekisi değildir. Hele ki bin yıldır yaşadığımız Kürt kardeşlerimizin hiçbir zaman ötekisi değildir. Peki. Ama Türkiye'ye yönelmiş her türlü emperyalizmin, Türkiye'ye yönelmiş her türlü siyonist tehdidin ve tehlikenin hasmı ve ötekisidir milliyetçi ülkücü camiye. Peki. O yüzden tekrar dönüyorum. Niyet ve eylem arasında milliyetçi ülkücü camianın liderinin şehidin aziz hatırasını, gazinin hakkını, Türk milletinin hukukunu etmeyeceğini herkes çok iyi bilir. Peki. Sadece kim bilmez? Eryan partilerini popülist söylemlerle Türk milliyetçiliğini başka etnik grupların ötekisi düzeyine düşürerek popülist siyaset yapan milliyetçiliğin miş gibi yapanları anlayamaz. Peki. Hemen bundan sonraki süreçte bir beş dakika içerisinde Türk siyasetindeki gelecek döneme etkilerini çok kısa kısa almak istiyorum. Cem'den başlayayım. Cem ne diyorsun? Bir dakika içinde özetlemen lazım. Araya gideceğim sonra kapatacağız. Yani bundan sonra mesela Türk siyasetinde bu çıkışın, bu teklifin etkilerini nasıl göreceğiz? Bir dakika mı var? Bir dakika, bir buçuk dakika. Vallahi şimdi Bahçeli'nin çıkışı bir kere CHP'yi zorladı. Ama CHP direkt karşı çıkamıyor. A, destek de veremiyor. Hı. Meclisi işaret ediyor ama tabii destekliyor bence. E, i̇ki arada bir derede kaldılar. O açıdan bir şey gelecektir. Şimdi Dem destek veriyor. Bence demin seçmeni de destek veriyor. O açıdan yeni bir süreç olur. Bunu bunu biz çok tartışırız. Hı hı. Bu anayasa tartışmalarında da gündeme gelebilir ama ben Erdoğan henüz bu konuyla ilgili net bir şey demedi. Destek verdi ama ucundan verdi. Böyle cuma çarşamba günü Erdoğan dinleyeceğiz bu konuda. Onunla ilgili açıklamalarını görmek lazım ama eğer çözüm sürecine benzeyen bir şey devam ederse hakikaten çok yeni şeyler konuşuruz. Peki Mehmet Hocam Şöyle ben olmaz öyle şey. yani siyaseten iç siyasi boyutu ayrı ona girmek istemiyorum ama ben bunu net bir kırma olduğunu. Ben düşünüyorum. özellikle onun için size şundan dolayı e, şundan sordum. dolayı söylüyorum. Yani bakın daha önce bu konuda yaşanan farklı süreçler var. Mesela Kolombiya'daki barış sürecini ben o bölgedeydim. Şahsen Hı -hı. takip ettim. Bizati mesela daha sonra Nobel Barış Ödülü ödülü alan Juan Manuel Santos'tan bizzat şahsen dinledim. Hı hı. Mesela Kimdi Kimdi Juan Manuel Santos? Santos 2002-2010 arasında Kolombiya'nın savunma bakanıydı. Hı hı. Farkla en sert mücadeleden kişiydi ve daha sonra o barış süreci yapacağını herkes şok olmuştu. Bizzat biz bunu kendisine sorduk bizzat. Ya dedi ki ben dedi 8 yıl mücadele ettim ama onun en sonunda bunun bir süreçle gitmesi gerektiğini çok iyi biliyordum dedi. O da acı acıyla kesti. Acı acıyla kesti. Hı hı. Dolayısıyla yani bence e, devlet başlarının yaptığı bu aşamalar bence Türk siyasetinde bir kırılma noktası, çok önemli bir eşik. Evet, Belişim tartışması yani. açısından Hı -hı. ama tabii bunu nasıl operasyonel olacağı, nasıl uygulanacağı, nasıl sürdürüleceği ayrı bir tartışma konusu. Ama en nihayetinde ben bunun net bir kırılma ve önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki bunun bir siyasi maliyeti olacak yani dünyanın çeşitli ülkelerinde beş 5. Kime olacak? Siyasi partileri kimlerin? Elbette olur. Yani çok kolay değildir. Çok ağır bir maliyeti olan bir iştir. Bu bugünden yarına bitecek bir mesele değil. Önümüzdeki süreçlerde dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi nasıl oradaki siyasal yapılar değişmişse Türkiye'de de mutlaka değişecektir diye düşünüyorum. Az önce önemli anayasa oldu. çalışmaları ya da anayasa fikrinin dışında bir şey olarak tartışılsın diye ısrarla vurguladınız. O, o zaman dört, çünkü AK Parti o, sanki bunu bunun karşılığı yaptı yani, gibi, gibi bir şey algılanır. O dört, dört madde gibi, hassasiyeti mi yoksa Cem'in söylediği? Hem konu dört mi? madde hassasiyeti aynı evet. zamanda da geçmiş dönemde bir de şu anda tartışılıyor. Sayın Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın. Ya bu kadar devasa bir meseleyi sadece bir siyasi istikbal üzerine kurarsanız ya da kullanırsanız işte o zaman o sorunu başka bir boyuta getiririz ki Hı -hı. Bir daha bu böyle bir Sayın Bahçeli gibi bir aktör bulmakta zorlaşır. Yani CHP önce, içinden bir çatlak ses çatlak derken yani. E, doğaldır ya bu her partide olacak. Farklı yani, yani itiraz eden bir e, olmaz, güçlü olur, ses sonuç, çıkar mı? Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olacaktır. Hı. AK Parti'de de olacaktır. İklimsel olarak 81 ilimiz var. 81 Hı -hı. ilin sosyolojik yap yapısı çok farklıdır. Hı -hı. E bir kısmı sevinecektir, bir kısmı üzülecektir. Doğru. Bir kısmı siyasetçiler kendi illerindeki o sosyolojik yapıya göre tavır alacaktır. Hı -hı. Bunlar olur ama önemli olan kararlı ve bir devlet projesi ise ben sağlıklı sonuçlanacağına inanıyorum. Peki, teşekkürler. Çok kısa bir araya gidip döneceğim ama e, bir cümle söyleyeceğim. Memleketin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini dolaştığınızda hani çok imrenilen coğrafyalar, belki çok düzenli Avrupa ülkeleri valla çok alt kalır bir yanı yok. Muhteşem bir coğrafya, inanılmaz bir vatan. Büyük bedeller ödenerek elde edilmiş bir toprak parçası üzerinde yaşıyoruz. O kadar fazla şeyi çözebilme şansımız var ki belki de şu ülke 10 bin dolar, 15 bin dolar değil 30-35-40 bin dolarlara Kişi başına Kesinlikle. düşen gelirlerle ha, tırmanabilecek, bambaşka bir ülkeye dönüşebilecekken işte terörle, şununla bununla uğraşarak belki bu meşakkatli süreçleri yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki her şey Türkiye için çok daha iyi olur, doğru yolda ilerler. Kısa bir ara hemen Faruk dönüşürüz. Aksoy, döneceğiz. Sen, seninle konuk olarak program yapmak çok keyifli değil ama moderatörlüğün çok iyi. <laughs> maşallah. <Öyle mi>? Peki <gülüyor> <gülüyor> gidip dönelim. <laughs> Artık sondayız. Habertürk gündemi bitiriyoruz. Ve stüdyoda Cem Küçük vardı. Cem teşekkürler. Çok sağ sağol. E, Profesör Doktor Mehmet Özkan. Hocam çok teşekkür ederim. Çok Eksik de, sağ ol. olmayın. sağ olun Serkan Toper. Serkan Toper hukukçu. Serkan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür. Ve Gürsel Tekin. E, Gürsel Bey çok çok teşekkürler teşekkür efendim. Ben teşekkür ediyorum. Olun. İyi yayınlar Hemen yayını kapatıyoruz. Daha uzun bir yayında görüşmek üzere. İyi geceler.